günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bir spor stüdyolarına 15 Mart Salı günündeyiz. Uğur Melek ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hemen dün akşama dönmeden önce, dün akşam oynanan maça dönmeden önce e, Sport Auto Süperlik'te 29. haftayı tamamlamış olduk. Hızlıca puan durumunu getirelim ekranlarınıza. Lider Trabzonspor 70 puanla en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe 50 puanla 3. sırada Medipol Başakşehir 47 puanla. E, 4. Aytemiz Alanya Spor'un ve Atakaş Atay Spor'un 46'şer puanı var. Adana Demirspor ve Beşiktaş 45'er puandalar. Babakars Fatih Karagümrük 40 puanda 9. Yukatel Kayseri Spor ve Galatasaray 38'er puandalar. 10 ve 11. sıradalar. Fraport Avantalya Spor'unda. Puanı 38-12. sırada. Demir Grup Sivas Spor ve Gaziantep Kulübü 37'şer puanda. Kasımpaşa ve GZT Giresun Spor 35'er puandalar. Düşme hattında Altay 29 puanla 17. Göztepe 27 puanla 18. Çaykur Rize Spor 23 puanla 19. Ve Öznur Kablo Yeni Malatya Spor ee, çok uzun haftalardır olduğu gibi ligin en alt sırasında 20 puanla yer alıyor. Posta gazetesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Dün akşam oynanan derbi maçtan bugün atılan ilk başlık ekranlarınıza geliyor. Abra Kadabra. Galatasaray'ın sihirbazı Kerem derbide adeta şapkadan tavşan çıkardı. Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan genç yıldız gelenekselleşen Harry Potter gol sevinciyle taraftarı selamladı. Muhammed de iki asistle dev maça damga vurdu. Kartal'ın tek sayısı oyuna sonradan giren Rıdvan'dan geldi. Kerem mi çıkardı derbide şapkadan tavşanı yoksa Domenek Toren mi çıkardı onu birazdan. Fotoğraf çok iyi değil mi? Tamam. İmza var mı fotoğrafta? Hangisi üstteki mi? Küçük Manşet şey Manşet fotoğrafı. Muhammed Bakıyorum, Kerem fotoğraf. Bir imza göremedim. Ajans fotoğrafı. Ben, varsa edersin. da ben göremedim Arkadaşlarımız yani. Arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Bir sonraki sayfa. Foto Maç gazetesinden sihirbaz yine sahnede. Kerem Aktürkoğlu iki nefis golle derbi zaferini getirdi. Galatasaray'ın kayıp sezonundaki en büyük kazancı olan Kerem Beşiktaş derbisinde müthiş bir maç çıkardı. Mustafa'nın paslarında Ersin'i avladı. Kendine has sevinciyle taraftarı coşturdu. 23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. Hürriyet gazetesi. Yanlış kadro çıkardığımı düşünmüyorum. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karabeli son dönemin en formda oyuncularını sahaya sürdüğünü söyledi. Bunlar futbolcu makine değiller. Her günleri aynı olmuyor. Can geçen maçta son zamanlardaki en iyi performanslarından birini gösterdi. Güven iyi oynayıp gol atmıştı. Kenan kendisinden beklentilerimizi yerine getirmişti. Alex de iyi durumdaydı. Onun için bugün ilk 11'de yer aldılar. Tercihlerimin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Benim dönemimdeki en kötü oyun sözlerini gazete okuyucuya okuyucusuna aktarmış. Bir sonraki sayfamızda Milliyet gazetesinden geliyor. Burada da Galatasaray teknik direktörü Domenek Toren'in sözleri var. Çok anlamlı bir zafer başlığıyla aktarılmış. Galatasaray'la ilk derbi zaferine ulaşan İspanyol çalıştırıcı Domenek Toren Taraftarımız için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyorduk. O yüzden bizim için anlamlı bir zafer ifadelerini kullandı. Kerem kendisini geliştiren bir oyuncu. Şu anda onun nereye kadar gideceğiyle ilgili konuşmak için erken ama potansiyel olarak Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Sözleri aktarılmış. Bu arada Beşiktaş derbisinde yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olan Mustafa Muhammed ikinci yarıda yerini Gomize bırakırken oyundan çıkarken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gerçekten hiç gerek var mıydı? Ya tabii belki de kızdı tabii oyundan alınırken. Sinirlendi. O e, adrenalinle, o e, ritimle, kalp ritmiyle sinirlendi ama hiç gerek yoktu. Neyse. <laughs> Ersin de ceza duruma düştü gereksiz bir kartla. Evet. Uğurcan da ceza duruma düştü gereksiz bir kartla. Hepsi gereksiz. Ersin, Uğurcan, Muhammed peş peşe. Ömer Bayram da pazar günü yine forma giyemeyecek. O Daha pozisyon icabıydı de, onunki evet. ama Ersin, Uğurcan ve Muhammed pozisyon icabı değil. Çok gereksiz oldu. İkisi itiraz birisi de oyunu yavaşlatma. Gelelim başlıklarımız bunlardı gelelim karşılaşmaya dün akşam herhalde tahmin ediyorum Beşiktaş tarafları bilmiyorum değerli izleyenler varsa fikriniz sizin manşetiniz hashtag ile bize ulaştırabilirsiniz yazın okuyalım hep beraber bir sonuca varmaya çalışalım. Beşiktaş'ın sahaya süreceği 11'i gördüğü zaman herkesin kafasında bir soru işareti oluşmuştur herhalde Önder Hoca her ne kadar yanlış ne, neydi başlık çok özür dilerim. Hatalı mıydı? Tam okuyayım da yanlış söylemeyelim. Yanlış kadro çıkardığımı düşünmüyorum dese de herkesin kafasında bir soru işareti oluşmuştur muhtemelen Galatasaray derbisine e, bu 11 ile çıkmak acaba dedirtmiştir diye tahmin ediyorum. Maç başladı. Maçın başından ilk yarının sonuna kadar. Beşiktaş'ın orta sahası hiçbir varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın orta sahasının hiçbir varlık gösterememesi sonucunda tek taraflı bir oyun oldu. Bir tane duran toptan 15. dakikada Beşiktaş sağdan korner kullandı. E, çizgide hakikaten kale çizgisi üzerinde Omar El Abdulayi çıkardı. Ürettiği pozisyon oydu. Güven ve Kenan Karaman 38. dakika değil mi? Evet. 38. dakikada e, alındı oyundan ancak Lerin ve Batşıoğlu girdi ancak sorun orada değildi. Sorun orada dedi, Sorun başlangıç tercihlerindeydi. Can, Atiba ve Teşiyar'a orta sahası silindi. Hiçbir şekilde cevap veremedi oyunda. Galatasaray'ın baskısına, hücumuna Önder Hoca da 45 dakika bekledi. Bu değişikliği yapmak için. Yaptığı değişiklik bence doğru yerde değildi deyip size bırakacağım sözü. Sadece şunları söylememe müsaade edin hemen hızlıca. Buyur. Kenan Karaman oyundan çıktığında 38. dakikada 20 kez topla buluşmuş Uğur Beyciğim. Rakip yarı sahada topla 20 kez, rakip sahada sadece 8 kez ceza sahasına hiç girmemiş. Ceza sahasının sağ yanında, sağ tarafında 2 kez topla buluşmuş. E, toplam rakip yarı sahada 5 pas yapmış. Kenan bunu sadece biri isabetsiz. E, kendi yarı sahasında 6 pas yapmış, ikisi isabetsiz. Rakip sah yarı sahaya ise bir tane pas göndermiş, o da isabetsiz. Yine 38'de Güven Yalçın oyundan çıktı. Oyundan çıktığında 13 kez sadece topla buluşmuş. Ee, rakip yarı sahada bu 13'ün 8'i rakip yarı sahada ceza sahasında ise sadece bir kez güvende topla buluşabilmiş. Rakip Galatasaray yarı sahasında de 2 iki pas yapmış ikisi de isabetli. Ee, kendi yarı sahasında 4'te 3 yapmış. Rakip yarı sahaya Galatasaray yarı sahasına bir pas göndermiş yine o da isabetsiz olmuş. Ee, hoca herhalde bunlara istinaden ileride top tutamıyorum. Yani. Etkisiz evet. ama bu etkisizliğin sebebi Beşiktaş'ın orta sahasının tamamen yıkılmasıydı sanıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın bir ana oyun planı var. Çok da başarılı uyguluyorlar. Sivas ve Başakşehir maçlarında da iyi oynadılar. Galatasaray iki planlı bir takıma dönüştü. Perşembe akşamı itibariyle Barcelona performansından sonra. Dolayısıyla derbi öncesi Önder Karaveli de belki tam olarak Galatasaray'ın ana planı, ana stresinin ne olacağını belki de öngöremedi. Çünkü Galatasaray'ın bir planı ligde 5-6 başta uyguladığı dominant oyun, iç sağ oyunu, geriden pasta çıkan, örerek ilerleyen, üçüncü bölgede kalabalıklaşmayı hedefleyen oyun. Acaba bunu mu deneyecekti Beşiktaş'a karşı? Yoksa Perşembe akşamı da oynadığı, geride daha organize duran, daha bütüncül, daha fazla oyunu zaman zaman kendi yer alında kabul eden ve geçiş fırsatları kovalayan. Tabii ki Barcelona oyunun aynısını oyunumuz mümkün değil İtsa'da Beşiktaş'a karşı ama Barcelona oyununa biraz daha yakın sayan bir oyun mu oynayacak acaba Torrent diye. Bence kafası biraz karışmış. Önder Hoca'nın. Torrent'in burada kafası karışmamış. Torrent net bir şekilde Galatasaray'ın iç saha oyununu, süperlik oyununu, dominant oyunu tercih etti. Ve buradan baştan hiç lafı eğip bükmeden, uzatmadan Domenek Torrent'e büyük bir alkış öncelikle. En büyük, tebrikin en büyüğünü, alkışın en büyüğünü Domenek Torrent hak ediyor. Bu Barcelona oyununa rağmen elinde bir Barcelona modeli başarmış bir Barcelona örneği olmasına rağmen Barcelona'da olan Barcelona'da kalır dedi. Perşembe akşamını orada bıraktı. Burası lig. Burası Galatasaray. Bu ligin büyük takımı. Burası Itsa, burası Ali Samiyan. Burada Galatasaray tarih boyunca, 60 yıl boyunca, lig tarihi boyunca topa sahip olmak istemiştir. Dominant oynamak istemiştir. Barcelona'da oynan Barcelona'da kaldı dedi. Dominant boyun tercih etti. Dolayısıyla bir Torrent'in tercihini, taktiğini tebrik ederek başlayalım. İki Karaveli. Maç başladı. Maç başlarında belki de beklemediği bir sahneydi bu Galatasaray'ın bu kadar yüksek tonda, yüksek ritimde önde baskı yapması. Ya da 5-10 dakika yaparlar. Sonra Yürüldü sürdüremezler. Orada. Ya da sürdürmezler. Tercih etmezler. Diye düşünmüş de olabilir. Ama Galatasaray sürdürdü. 15 sürdürdü. 20 sürdürdü. Golü buldu. Birinci golü buldu. Sürdürdü. Yine Kırt vazgeçmedi. 22'de Kerem. Şimdi o dakikada artık Önder Karavel'in 2'yi beklemeden, ikinci golü beklemeden Galatasaray'ın bu kadar atak yoğunluğu varken Beşiktaş bu kadar savunma hata yaparken oyun ya da oyuncu değiştiği yapması lazımdı. Yani ya saha içinde bir şeyleri değiştireceksiniz ya da kenardan müdahale ederek değiştireceksiniz. Yani iki kere iki dört. Eğer oyuncu değişikliği erken yapmaktan çekindiyse ki ben bu maçlarda büyük maçlarda erken oyuncu değişikliği yapılabilir taraftarıyım. Yani 20. dakikada büyük maçsa derbi ise ama özellikle altın çiziyorum. Çünkü büyük maçların hikayesi farklıdır. Şampiyonlar Ligi'nde de öyledir. Lig'de de öyledir. Dünya Kupası da öyledir. Avrupa Şampiyonası da öyledir. Büyük maçları büyük tek direktörler yönetir. Büyük maçları büyük tek direktörler büyük futbolcular alır büyük maç farklı. Fransa Brezilya 98 Dünya Kupası finale çıkarken o maçı ya Zidane alacaktı ya da Ronaldo alacaktı. Herkes biliyordu öyle olacağını. Zidane aldı. Çünkü büyük maçları ya Zidane alır ya fenomen Ronaldo alır. Yani o maçı Emmanuel Petit almaz. Ya da o maçı Zé Roberto almaz. O maçı Zidane ya da Ronaldo alacak. Bu maçta ya tek direkt de alır ya da büyük futbolcular Dolayısıyla 20. dakikada bazen çok olağanüstü durumlarda derbi büyük maçta oyuncu değiştirirsin. Bunu yapabilirdi. Yapmadı. Ya da maç içinde bak tahmin etmiyorum kimsenin e, bu pencereden baktığını. Atiba'yı geriye kaydırabilirdi. Atiba çünkü olağanüstü Muhammed baskısıyla karşılaştı birebir. Mustafa Muhammed Atiba'yı çok hataya zorladı. Hani erken 10. dakika daha. 10. dakika ya sağ içinde oyuncu değiştirmek için çok erken. Ama sağ içinde bir şey yapabilir miyim diye düşünüp Atiba'yı geriye kaydırabilirdi. Madem yanlış 11 çıkarttın. Madem bu 11 ile çağrı üretemiyorsun. O zaman 10. dakika ben Atiba'yı geriye kaydırayım. Geriden Ersin'le beraber Necip oyun kurmaya çalışıyor. Ya Necip avut atışında yanına kadar geliyor Ersin'in. Veya Ersin e elle Necip'in önüne oynuyor. O topları Atiba'ya e oynardım. Birinci en erken alabileceği önlem atabileceği adım bu olurdu. sonrası çok özür dilerim. sizin 20'de, gel. geldi. 20'de oyuncu değişikliği yapabilirdi dediniz. Peki kimi değiştirirdi ha, size? Oraya e geldim haklısınız. Çok uzattım ama oraya Estağfurullah. geldim. Estağfurullah Esas tabii ki önde top tutamama da var problemlerin içinde. Önder Hoca'yı anlıyorum. Önde top tutamadıklarını düşündü. Fakat şunu da sorması lazım. Öne ben yeterince top geçirebildim mi? Önde top tutamadım ama öne geçirdiğim top sayısı az. Öne geçirdiğim top Doğru. sayısı neden az? Çünkü geriden akılcı çıkamıyorum. Geriden verimli çıkamıyorum. Galatasaray defalarca baskıyla beni ataya zorlamış. Dolayısıyla esas problem ikinci üçüncü bölge geçişinde mi? Birinci ikinci bölge geçişinde mi? Bence bir iki geçişindeki problem daha büyüktü. Dolayısıyla esas e, pansumanın yapılması gereken yer 38'de madem değişiklik yapıyorsun. Esas pansumanın yapılması gereken yer bence birinci ikinci bölge değişimiydi. Orada ben bir yani sola Rıdvan mesela o dakika alabilirsin. Çünkü Rıdvan seni geriden çıkarma konusunda çok önemli bir silah. Bir defa Rıdvan akılcı bir oyuncu. O geçişleri çok iyi yapamıyor oyuncu. Ya biri birinci, onu ya ikinci plan yani iki plana çıkabilirsin özetle. Tabii. En kötü ihtimalle Madem Necip'le çıkamıyorsun, Rıdvan'la çıkarsın ya. Rıdvan bir alternatif. İki, Joseph zaten başlaması lazım. Joseph zaten büyük maçların adamı. Zaten büyük maçlar için yaşıyor. Adam sezonda zaten üç gol atıyor. Bakıyorsun ikisi derbilerde. Zaten derbilerde, ön plana çıkan büyük maçlarda büyüyen bir adam. Joseph hazırsa 30, 45'te soktu, 46'ta soktu. 46'ta sokabilecek durumdaysa baştan da başlayabilirim Joseph'le. Madem başlamadın, ikinci değişiklik hakkım varsa ben Josef'ten yana kullanırdım ki geriden çıkış kabiliyetim artsın. Dolayısıyla 38'de yaptığı değişiklik de evet yanlış demiyorum ama birinci önceliği o değildi diyorum. Değildi. Birinci önceliği önde top tutamama değildi bence Beşiktaş. Üçüncü bir pencere de şu. Geçen hafta biz bu uyarıyı yaptık zaten. Geçen hafta Başakşehir maçında Beşiktaş harika oynadı ama bu uyarı yaptık. Hangi yarı yaptık? Başakşehir'in 43'te, 45'te, 45 artı 1'de, 45 artı 3'te peş peşe pozisyonları vardı. Beşiktaş'ın sol savunmasını delik deşik etmişti ve ondan sonra da geliyorum diyen gol atılmıştı. İkinci yarıda Beşiktaş tek kale oynadı. Mükemmel bir top oynadı, atamadı. Doğru ama bu hataları görmezden gelme anlamına gelmez. Birebir aynı düzene devam edeceğin anlamına gelmez. Beşiktaş savunma göbeğiyle Önder Karaveli çok fazla oynadı. Rize maçı 2022'yi söylüyorum. Rize maçı Wellington Vida Montero. Antep Necip Wellington. Karagümrük Malatya Necip Vida. Antalya Necip Vida Montero. Adana Demir Altay Wellington Vida. Sivas Wellington Montero. Başakşehir Necip Wellington. Galatasaray Necip Vida. 11 maçta 9 kez savunma göbeği değişmez. Bu kadar değişen savunma göbeğinin hata yapacağı o kadar açık ki zaten bu hatalarda büyük ihtimalle büyük maçta yapacak. Çünkü büyük takımlar seni daha fazla test edecek, daha fazla zorlayacak, açıklarını daha fazla değerlendirecek. Beşiktaş'ın çok 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 beklenen türden, hiç de sürpriz olmayan Önder Karaveli'nin iddia ettiği gibi değil. Mesela Önder Karaveli diyor ki, en formda olan oyuncularla çıktım. Bir oyuncunun bir günü bir gün tutmayabiliyor. Dolayısıyla problem oyuncuların iniş çıkışı performansı diyor. Hayır, tabii ki problemlerden biri bu olabilir. Mesela Kenan'ın bir önceki maçı iyiydi, bu maç niye kötüydü diyebilirsin. Ama sen savunma göbeğiyle bu kadar çok oynuyorsun. Bir defa bunu açıkla. Son 11 maçta niye 9 farklı savunma göbeği kullandın? 2. Geriden çıkamıyorsun. Galatasaray önde baskı yapıyor. Niye buraya pansuman yapmak varken ön tarafa pansuman yapmayı tercih ediyorsun? Karabeli son dönemde gerek 11 tercihleri gerek oyuncu değişiklikleriyle sınıfta kalmıştır. Gelecek sezon 5 yaş çalıştırmayla ilgili ona sempati duyuyoruz bir Türk tek direktör 47 yaşında başarılı olsun, muvaffak olsun, 20 yıl Türk futbolu hizmet istiyoruz. Ama bununla ilgili umutlarımız zedelendi son dönem yaptığı tercihlerle. Dediniz ki Beşiktaş'ın birinci önceliği, sözde o şekilde başladık. Önde top tutmak değil, orta alandaki boşluğu doldurmaktı net bir şekilde. Ve ben de programı açarken dedim ki 45 dakika izledi hoca. Dolayısıyla buradan Önder Hoca 45, ilk 45'te oyunu okuyamadı sonucuna varabilir miyiz? Şimdi dediğim gibi başlangıçta öngöremeyebilir. Maç bitmiş konuşmak kolay tabii. Oyuncu değişikliklerini öngörerek söyle. Şey, oyuncu değişik 38'deki değişiklikleri de katarak soruyorum. Evet evet. Maçın başında öngöremeyebilir. Çünkü ben de mesela Torrent'in hangi stratejiyle çıkacağını ben de öngöremezdim. Çünkü elinde harika bir Barcelona örneği var. Ya biz harika bir geçiş oyunu oynadık. Beşiktaş'ta ligin en fazla topa sahip olan takımı. Acaba topu biraz Beşiktaş'la paylaşsak der mi diye düşünüyordum. Ama Maç başladı. 15 dakika izledik hepimiz. 15 dakikada gördük ki Galatasaray sezonun en iştahlı topunu oynuyor. Galatasaray önde e, korkunç bir pres yapıyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Ve bu presle neticeye gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla oyuncu değişiklikleri, Önder Karabeli oyuncu değişikliklerini oraya pansuman yapması lazımdı. Galatasaray <laughs> önde baskısını kıracak, önde baskısını geçebilecek tedaviyi yapması gerekiyordu. Bunun da Orta saha ile ilgili tabii ki. Yani savunma ile ve orta saha ile ilgili. Birinci, ikinci bölge geçişinde problem. Yani Josef daha erken girebiliyorsa, oynayabiliyorsa zaten başlamalıydı. Girebiliyorsa daha erken girmeliydi. Beşliğin geçiş kabiliyetini artırır. Artır, Rıdvan artırır. Yani ben de Karaveli'nin sizin söylediğiniz gibi 38'deki oyuncu değişikliklerinin yanlış olduğunu söylemiyorum. Erken olduğunu söylüyorum. Yani başkaydı oradaki problem. Önce gerideki oyun kurulumundaki problemi çözmeliydi ama 38'i bile beklememelisin. Çünkü Galatasaray 22'de golü buldu ve 22'den sonra aynı stratejiyi sürdürdü. Bu çok önemli. 22'den sonra aynı stratejiyi sürdürüyorsa 2'yi yemeyi beklememelisin. 2'yi yersen çıkaramayabilirsin. Dolayısıyla hocanın 38'de yaptığı değişikliklerin de çok fazla etkettiğini söyleyemeyiz. 25'te yapabilirdi değişiklikleri. Bir, ikincisi de... Joseph ve Rıdvan olmalıydı ilk iki değişikliği. Devre arası bakarsın. Larin ve Batçuay'ı sokar mısın sokmaz mısın? Rıdvan kaçta girdi oyuna? 78'de. 78'de oyuna girdikten sonra Galatasaray'daki oyuncu değişiklikleri ve belki biraz da yorgunluğun da sonucuyla Beşiktaş oyunu eline aldı. Tabii. Rıdvan girdikten sonra. Neden? Çünkü topu taşıya, taşıyabilmeye başladı. Galatasaray'ın seni sıkıştırdı ortaya. Oyunu sıkışmış oyunu bir anda açı verdi, Dengeyi bozdu. Neyse oraya geliriz. Ee, beş, e, Galatasaray Fırtına gibi başladı karşılaşmaya ve Beşiktaş'ın orta sahasını nasıl sürkülesi etti? Bazı pozisyonlar istediniz Uğur evet. Bey. 4, 30, 38 ve 17. Başlayalım mı onlara? Lütfen. Buyurunuz efendim. İlk olarak dördüncü dakika geliyor ekranlarınıza. Galatasaray orta sahası Beşiktaş'ın orta sahasını nasıl sürkülesi etti? Buyurun. Şimdi bunu seyrederken geçen hafta Başakşehir e, müsabakasında bazı pozisyonlar göstermiştik. Atiba'nın Beşiktaş'ı nasıl çıkarttığını, nasıl arkadaşlarını yönlendirdiğini, nasıl alan ve zaman yorumu yaptığını, boşluk yorumlayıcı olduğunu Atiba'nın ve Atiba'nın Beşiktaş'ın çıkışına ne kadar kritik olduğunu geçen hafta konuşmuştuk. Pozisyon pozisyonalize etmiştik. E belli ki Torrent de analiz etmiş. Yani bizden çok daha analiz etmiştir. Dolayısıyla baskıyı Atiba'ya zorun özellikle Mustafa Muhammed yoğunlaştırdı. Bakın. Mustafa Muhammed Atiba'yı sürekli baskıyla hataya zorladı ve Beşiktaş'ın çıkış kanallarını kapattı. Şimdi burada bir örneğini gördük. Devam edebiliriz. Dakika 30. Devam yani, ediyor. Yine Muhammed Atiba. 16 numaralı pozisyon. Atiba'yı sarı karta zorladı burada. Bu da yalnız yani ben Muhammed'in eline burada bir şey olmadığı için. Ya Allah korusun. Evet. Çok korkutucu Sergio Ramos, Muhammed Salah e, hemen o geldi değil mi? Hemen o geldi. Buranın akıllara. kazası at tatılması büyük şans oldu. Evet. Devam edelim. Yine Muhammed Atiba baskısı. Dakika 38'deyiz. <laughs> Yine beraberler. Çok yıprattı Atiba'yı Galatasaraylar. Şimdi şunu tartışıyorduk. Mesela Gomis başlar iddiasındaydık. Muhammed ile Gomis'i kıyaslarken şimdi Muhammed'in de bu enerjisinden, dinamizminden, pres gücünden faydalanıyor. Torrent'e tebrik etmek lazım. Mesela Gomis belki daha kaliteli, belki daha deneyimli. Başka bir oyun oynadı Galatasaray. Belki daha soğukkanlı ama bu oyuna yani önde baskı oyununa da Mustafa Muhammed uygundu. 67 dakikada ondan çok iyi faydalandı. Dün akşamki oyunu görünce ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Oyunu sadece gol üzerinden, Tore'nin tercihlerini sadece gol üzerinden değerlendirdiğimi düşündüm. Oysa ki dün akşam Mustafa Muhammed'in oyunu bambaşka bir taktik. Daha farklı, daha derin, daha geniş bir şey. domenek Tore'ni anlayabilmek adına daha geniş bir şey sundu. Yelpaze sundu. Bir de şöyle bir şey var ama. Kendinize haksızlık etmeyin. Mustafa Muhammed bu seviyede değildi ki. O da var geldi. doğru. Bir oyuncu geliştirdi. Doğru. Mustafa Muhammed Türkiye'ye geldi seviyeye ulaştı tekrar. Türkiye'ye geldi 5 maç dinamit gibiydi. Ya bu adam nereden geldi? Asya'da böyle bir oyuncunun olması inanılmaz dedik. E zaten Fransa Ligi'ne transferde gündemdeydi. Sonra bir düşüş yaşadı. 5 hafta sonra. Dolayısıyla sizin orada hani yaptığınız değerlendirmeler Torrent öncesi Mustafa Muhammed performansına bakarak yaptığınız için bence Doğru. haksız değil. Ama Torrent Mustafa Muhammed çok geliştirdi. Muazzam. Bir oyun Mustafa da de o Türkiye'ye geldi seviyeye ee, tekrar geldi. Bir de organize baskı mı? Organize baskılar var. 17. dakikada. Beşiktaş'ı uzun pasa zorlayan. Yok D 17. dakika. Evet evet. Ha onu da alalım. Tamam. Ersin'in yine bu sefer Kenan'a uzun oynayacak. Evet. O sizin istediğiniz iki tane dakika. Birinci dakika. Henüz birinci dakika ve onuncu dakika. Tamam. Onun hepsini beraber. E peki hadi gelsin 17. dakika ekrana. Hepsini beraber. Kenan'a beraber... uzun oynadığı yani kaleci Ersin'in. Şimdi geriden beraber pasta Bakın Galatasaray 6 kişi organize baskıya geliyor. Bu organize baskı Beşiktaş'ı geriye oynamaya zorluyor. Tabi Atiba'nın da burada kapatıldığını alt çizmek lazım. Ersin defalarca mecburen e, uzun oynamak zorunda kaldı. Ve o uzun topları da daha çok niye sağa gezdele değil de sola Kenan oynuyor. Kenan'ın boyu 1.89. Omar'ın boyu 1.79. Arada 10 santim boy farkı var. Bu eşitsizliği kullanmak için. Bunu kullanmak için. Devam edelim. Pek bu planda işlemedi onu da söyleyelim. İşlemedi çünkü Kenan boyu kadar top alamıyor. Hangisi geliyor dostlar dakika bir mi? Yine bakın ha, şu bu sefer anda aldı evet. ama Omar baskıya geldi. Yine zorladı Kenan'a bakın aldı ama rahat oynamasına imkan vermedi. Geldi oraya Omar. Ve yine baskı emrede geliyor. Devam edelim. Gelsin Yine Ersin'i uzuna zorladılar. Yine uzun. Yine Omar orada bak daha iyi pozisyon alıp. faul yaptı. Kenan'a aldırtma topu. Bu Omar'la devam edelim. Çünkü madem Omar Kenan eşleşmelerini gösterdik. Omar yani sadece göz rahatsızlığından döndüğünden beri değil. Galatasaray geldiğinden beri en iyi toplarından birini oynadı. Bakın şurada hücumu indirmesi. Nelson Omar oynuyor. Bakıyor. Görerek harika bir top Mustafa Muhammed'e. Yani i̇lk gol burada olabilirdi direkt dibinden gidiyor. Orta dışarı. değil görerek Mustafa Muhammed'e görerek bilerek isteyerek pas. Devam edelim. Dakika 15. Şimdi geldi. Necip'in ön direk organizasyonu. Omar bunu nasıl çıkarttın yani? Esas sihir bu. Kenan'dan önce davrandı. Ya Harry Şurada. Potter gözlüğünü burada Omar'a takdim etmesi lazımdı Kerem'in. Yani esas sihiri burada yaptı. Bu topu nasıl çıkarttın? Devam edelim. Ve 19, dakika 19. Burada da yine Kenan eşleşmesi var. Ama nasıl görüyor musun? Nasıl coşkulu ve tutkulu geliyor baskıya. Ve ilk topa basıp alıyor. Müthiş bir omar izledik. Bir de şu var. Galatasaraylı futbolcular belki bu kadar az dirençle karşılaşacaklarını da düşünmediler. Daha dirençli bir Beşiktaş beklediler. Direnç görmedikçe de motivasyonları arttı, istekleri, arzuları arttı beta sürümü diyorsunuz ya Berkan Taylan orta sahası. Hatırlayın Slavya Fenerbahçe maçında Slavia Prag öyle bir maç oynadı ki dedik ilk maç için Ajax gibi göründüler. Evet. Dün akşam Berkan Taylan orta sahası da normalde e, Galatasaray orta sahasında en çok eleştirilen iki oyuncuydu. E, dün akşam sahanın neredeyse en iyi oyuncularından ikisiydi diye Doğru. de öyle bir görüntü Niye böyle oldu? E çünkü hiçbir şekilde cevap veremedi Beşiktaş orta sahasında oynadı. Dedim ya sürkülesi evet. sürklesi oldu, silindi. Galatasaray bunu başardı. Galatasaray çok rahat 3. bölgeye geçti. O zaman Beşiktaş'ta hiç geçemedi. Hiç geçemedi. Çünkü hiç oyunu yapamadı. Kaç tane pasatası Neyse şimdi şey yapmayalım. Bazen çünkü rakamlar yanıltabiliyor. Ama bir yandan da bakalım. Pas hatalarına. Beşiktaş'ın pas mı? Ee, en çok Mesela Raşit Gezal, Can Bozdoğan ve Domagoj Vida 14-13-12 pasatası yapmış. Penya 11 pas hatasıyla tam, e, tamamlamış. Victor Nelson da en çok pasatası yapan 15 ile oyuncu olmuş. Peki en çok kim topla buluşmuş? Nelson mu acaba? Galatasaray'da topla buluşma yok. Patrik Fananolt buluşmuş en çok. Öyle mi? İkinci sırada Nelson. Şimdi o zaman Fananolt ve Omar'la devam edelim hazır konuyu öyle bağlamışken. Ben bir Torrent, bağlayacak mıydım bunu? Havada... Bilmem ben bağlamışım. Buyurun, buyurun. Torrent, Neyi değiştirdi Galatasaray'da? Mesela bunun cevabını arıyor bugün spor kamuoyu değil mi? Hani Galatasaray çok iyi oynadı. Torrent'te Barcelona Beşiktaş başarını iyi geçti ama bunun gerekçeleri neler? Bunun altına ne yazabiliriz diye spor medyası bugün cevabını arıyor. Benim iki cevabım var ama tabii ki şu an eksik görüyor olabilir. Zaman geçtikçe daha iyi anlarız Torrent'i. Bir, Bekler'in e, tanımını değiştirdi. Fananolt ve Omar Taylan'ın yanında ikinci ve üçüncü önlü böyle gibi oynamaya başladılar. Sürekli içe giriyorlar. Taylan'ın yanına daha fazla topla buluşuyorlar. Oyun kurulumunda daha fazla varlar. Dikkat edin Fananolt, Torrent geldiğinden beri kendini daha iyi hissediyor. Daha realist oynuyor. Daha fazla topla buluşuyor. Bu da zaten Galatasaray'ın en fazla topla buluşan oyuncusu olmasını sağlamış. Ve Omar da çok iyi oynadı. Barcelona başında Boy da çok iyi oynadı. Bekleri taç çizgilerine kadar elbette bek açılacak savunmada ama top kendilerindeyken oyun kurarken bekleri ön liberoya Taylan'a yaklaştıran ve orayı üçlü yapan bir model. Bir defa onlara daha fazla anlam kazanırdı. Bekleri merkeze yaklaştı. Birinci müdahalesi bence Torrent'in gazi. İkinci müdahalesi açık oyuncularının koridor seçimi. Buna daha önce değinmiştik ama şimdi Kerem'in bu kadar gol bölgelerine girmesi de tesadüf değil. Kerem'in bu kadar pozisyon bulması ve Muhammed'le bu kadar yakınlaşması tesadüf değil. Kerem daha önce santrforlarla mesafesi daha uzundu. Kerem'in gol atması için içeriye penetre etmesi. Kerem'in daha önce gollerini düşünün. Kerem nasıl gol atıyordu? İçeri penetre ediyor, ya üzerinden şut atıyor. Dikkat et ayak içi uzak direğe falan. Çok iyi şutlar atıyordu Kerem. Kerem bu kez öyle atmadı golleri. Santrifor bölgesinden attı. Doğru. Kerem atıyordu gol. Ama gol tipi değişti. Kerem içeriye penetre edip arayan Robben golleri deniyordu. Şimdi Santr, ikinin Santrifor koşuları yapıyor cezalanışı ve Muhammed'le daha yakın. Muhammed'le bakıyorsun 5 metre mesafede bir sürü ikili pozisyon buldular. Gollerde dahil. Bir tane de ayrıca Kerem'in Muhammed'e yaptığı asist var. E, çizgiden çıkardı Beşiktaş. Bilmiyorum Benim, ben de pozisyonlar var mı? Şu gol için Kerem çok rahat alan ve zaman buldu. Yazdım notlarımı alırken. Ama pozisyon, şimdi bak bu Kerem nerede? Kerem Santrpa i̇şte, bölgesinde. Diyorum ya bomboş kaldı. Evet. Ve bunu birçok kez yaptı. Yani Beşiktaş savunmada da orta sahadaki boşluktan çok Şöyle mi düşünmek lazım? Herkes pozisyonunu kaybettiği için savunma dengesi de bozuldu. Ya da savunulması gereken alan genişledi diye mi düşünmek Aslında lazım? Aslında orada birinci golden bahsediyorsak Necip. Birinci golde o zaman izleyelim onu. Madem şey defansif arızaya değindik. Bak burada Kerem yine Santrfor bölgesinde Muhammed'e asist yapıyor. Bu çizgiden işte sizin söylediğiniz çizgiden çıkan. Evet. Ama yine bak içeride Kerem. Ve Santrfor'la mesafesi 5 metreye kadar düşüyor Muhammed'le mesafesi. Ee, şeye bakalım o zaman. Birinci Golde. goldeki eşleşme problemi. Yani, yerleşim problemi. Tabii ki orada Burada tek işe fatura kesmek aynı istemem. Üç. Üçüncü de geliyor. rozye Şimdi Sabek, rozye sağ stoper Necip. Doğru. Yerlerini kaybediyorlar. Doğru. Ve Beşiktaş'ın savunmasındaki yerleşim problemleri bence beraber oynama alışkanlığı düşük olduğu için. Şimdi niye bu kadar herkes yerini kaybetti ki bu kadar bir dengesizlik yaşandı? Necip niye orada Rozyeni'ye? Hadi Necip geldiyse Rozyeni'ye geldi. Bu yerleşim hatası. Evet. Vida zaten eşleşmiş. Hadi Vida'nın avantaj kaybettiğini düşünüyorsun. Diğer stoper Necip desteğe geliyor. bir. Rozyeni'ye geliyor deste. Yani orada 3 oyuncu manasız bir şekilde yerini kaybetti. Arka tarafta da bomboş kalmış oldu. Bak Rozyeni'ye geliyor. Bir de iki gelsin. Zaten gol... yerleşim Necip de yanlış yerde yani. Bir de ikinci golü görelim. Burada Umut Meraş konusunu daha sonraya bırakacağız. İsterseniz golün oluşumuna bakalım. Tamam. Umut Meraş konusunda çünkü onu daha sonraya bırakacağız. Evet, orta şey geldi yine bomboş pozisyonda kafayı vurdu. Şimdi Kerem dikkat edersen yine santrfor pozisyonda. Evet. Keremi görüyor muyduk buralarda? Ya bazen görüyorduk ama bu kadar değil. Yani sol açıkla sol forvetin tanımı farklı. Bazı oyuncu vardır kenar oyuncusu orta yapmaya kuruludur taç çizgisi üzerinde yakalar sonu sürekli. Çalım atar ve orta yapar. Bazı oyuncu vardır kanatta sol forvettir, sağ forvettir. Bakınız Musa Sof, Fenerbahçe'de sol forvet oynuyordu ama Santrfor'dan daha çok gol atıyordu. Kayt aynı dönem. Sağ forvet oynuyordu ama Santrfor'dan daha çok gol atıyordu. Kerem'i oraya dönüştürüyor, oraya devşiriyor Torrent. Kerem bir anda sezonda 6-7 gol atan oyuncudan 15-20 gol atan oyuncuya gidecek. Torrent bu şekilde Kerem'i dönüştürmeye, değiştirmeye devam ederse. Hatta yeni sezonlarda Yunus, yani Yunus da muhtemelen böyle bir e, yolculuk yaşayacak. Bunu yapabileceğini de gördü. O yeteneği de var. Evet. Kerem'in de Yunus'un da. Ee, ben demin Uğur Bey hani bir yere bağlayacak bilim derken tam da söylemek istediğim yere geldik. Montero yedekte. Evet. Serdar Saatçı yedekte. Orta sahan işlemiyor. Necip stoperde devam ediyor. Açıklar veriyorsun. Acaba kaydırıp mesela hani şey yerine güvenle şeyi çıkarmak yerine Kenan'ı çıkarmak yerine ki Kenan da neden başladı Kenan en iyi oyununu oynadı dedi hoca ama e, her türlü tartışılabilir güven o bölgede oynayabilir miydi Batu Şua ile her türlü başlanmaz mıydı bunların hepsini bir kenara bırakalım da işlemeyen orta sahada Necip'i e öne kaydırıp Atiba'yı biraz o mücadeleden kurtarıp ya da baskıdan kurtarıp oraya bir stoper de alınamaz mıydı yani bundan daha fazla hata mı yaparlardı acaba diye de düşünmeden edebiliyoruz olabilirdi neden olmaz Değil mi? olabilirdi çünkü Wellington yok ama Serdar Montero. Wellington da derin savunmada opsiyonunuz. Hatasız var. oynayan bir oyuncu değil ki. Evet, top kullanmada daha çok fark yaratıyor ama Wellington yok. Hadi hoca çünkü Wellington tutuyor o yüzden söyledim. Serdar Montero seçenekli var. Biri sağ stoper, biri sol stoper. Ya yani istediğin değişti yapabilirsin savunmada. Kulübede iki tane stoperin var. Olabilir de erken stoper değişti yapmak istememiş olabilir. Bütün sezon boyunca ama kaçta 11 maçta kaç kez değiştirdi? 9 evet, kez değiştirdi. 9 kez. Yani çok çok oynadı savunma ayarlarıyla ve bak uyumsuzluk evet. kaynaklı problemler yaşıyor Beşiktaş. Beşiktaş ligin en fazla şut şansı veren takımlarından biri değil ama verdiği pozisyonda bak yiyor. Çünkü savunma yerleşimiyle sıkıntılar var. Önder Hoca'nın orada Önder Hoca'nın ideal savunma ikilisi kim? Bilmiyoruz ki bilmiyor. kendisi de bilmiyor. Ama olur mu 11'de böyle bir şey? Zaten olur mu böyle bir şey? Kaç ay olmuş göreve geleli? Yani bir takımın ideal savunması ikilisi olur. City'nin de olması lazım. Bayern'in de olması lazım. Liverpool'un da olması lazım. Onlar da bu kadar savunma göbeğiyle oynasa onlar bile açık verir. Şenol Hoca'nın son senesiydi galiba değil mi? E, o da bayağı değiştirmek mecburiyetinde kalmıştı. Sakatlıklar vesaire falan filan. O dönemde yine aynı sıkıntıları yaşamıştı Beşiktaş. Zorunluktan değişenler de var elbette yani. ama zorunluluk haricinde çok değiştirdi. Yani üçlüye ondan sonra dörtlüye savunma partnerleri ya birbiriyle partner olmayan ikili yok. Beşiktaş savunması herkes birbiriyle oynadı. Her şeyi test etti. Artık bir ideali bulması gerekirdi ama e, bu kadar yani mesela Galatasaray'ın savunma ikilisi kim? Ne son marka Fenerbahçe'nin kim? Bir süredir Serdar Aziz kim? Kim Mince? Trabzonspor'un savunma ikilisi ki bir sürü de sakatlık yaşamana rağmen Densvil Ahmetcan. Ezbere biliyoruz savunma ikilerinin kim olduğunu. Orada sürpriz beklemiyoruz. Ama Beş kişi savunma ikilisi kim? Savunma Toto gibi. Her maçta tahmin yürütüyorsun. Acaba kim oynayacak? Yine şu Serdar konusunda acaba genç oyuncu aman kaybetmeyelim bir önceki maçta da hatalar yaptı vesaire falan öyle mi düşünülüyor acaba ama Ahmetcan da hata yaptı. Trabzonspor'da. Değil mi? Yapıyor tabii ki. Ahmetcan da. Mı? Hocası ilk yarıda değiştirmedi mi Ahmetcan'ı? Sonra tekrar koydu. Tekrar oynattı. Yani bu e, camia taraflar kızabilir zaman zaman. Ya olur mu vesaire falan filan ama sonuçta hocanın da biraz arkasında durması gerekiyor. Özellikle stoper. Genç oyuncu hani kaybetmeyelim derken tamam kaybetmeyelim işte biz burada konuşuyoruz. Uğur Melke konuşuyor gazeteciler, spor yazarları arkadaşlarımız yazar. Taraftarlar sosyal medyada paylaşır ama hoca arkasında durursa Abdülkadir örneğinde şeyin o durduğu gibi. Abdullah Avcı'nın durduğu gibi eninde sonunda işte sonuca ulaşırsın. Bugün belki bu sorunları çekmeyecekse çekmeyecekti o dönem Serdar Saçın'ın arkasında kararlı bir şekilde durulabilseydi. Tabii ki kesinlikle. Bugün alışmış olacaktı yani. Stoper istikrar istiyor stoperleri düzenli oynatmalısınız. Hem birbirlerine uyum sağlamaları için hem oyuna uyum sağlamaları için. Savunma göbeği futbolda en fazla istikrar isteyen ve en fazla partnerine bağımlı pozisyon. Diğer pozisyonlar partnerine o kadar bağımlı değil. Center for koyarsın oynar yani. Etrafındakileri çok önemsemez. Kaleci koyarsın oynar. Ön libero koyarsın oynar. Ama stoper, stoper ikilisi istikrar istiyor. Önder Hoca o konuda ne düşündüğü neden bu kadar çok savunma merkeziyle oynadı ee, yorumlamak anlamak çok zor. Asıl diyorum ya e, hoca değişiklikleri her şeyi bir kenara bırakalım. İlk yarıda oyunu okuyamadı. Benim elimde kalan ilk yarıda o oldu. Şey maç başladıktan sonra. Maç başladıktan mi? sonra. Evet ben de 20-25'lerde ilk golden sonra özellikle müdahale edeceğini düşündüm beklemeyeceğini ve geriden çıkışa bir çare öğreteceğini düşündüm. Ben kenarda Larin'le Batu'yu görünce çok şaşırdım. Ya çünkü geriden çıkamıyorsun. Topu önde problemin probleminde var ama esas problem geriden çıkamamak. Teşiyerayı ben unutmuştum. izleyicimiz Mehmet Bey sormuş. Beşiktaş'ta Rıdvan ve Emirhan'ın, Rıdvan'a değindik zaten. Rıdvan ve Emirhan'ın neden oynamadığını anlamak mümkün değil. Yerlerini oynayan Umut ve Teşiyera bu kadar yetersizken neden inatla onlar tercih ediliyor? Ee, Rıdvan, dediğim gibi Rıdvan'ı konuştuk ya Teşiyer için ne Son dersiniz? Son haftalarda iyiydi Teşiyer'e. Bu maçta öndeki oyunculara ben fatura kesemiyorum. Bak Kenan dahil. Biliyorsun Kenan Karaman'la ilgili eee en favori oyuncularımdan biri değil öyle değil. Doğru. Kenan Karaman'la ilgili görüşlerimin çok sevimli olmanı biliyorsun. Bu maçta Kenan dahil ilk yarıdaki oyunun faturasını ben oraya kesemiyorum. Sorun Yanlış yere bakıyoruz. Yanlış yere bakıyoruz. Topu ne kadar ön tarafa taşıdın ki ön taraftakiler tutamadı diye e, onlara fatura kesebilesin. Elbette Kenan da kötüydü. Ama en kötü Kenan değil. En büyük problem geriden çıkamamaktı. 50 metre top atıyorsun. Kenan alamıyor. Tamam. Ama niye 50 metre top atıyorsun? Mecbur. Niye 50 metre topa zorluyor seni Galatasaray? E Niye zor. geriden pasa çıkamıyorsun? Mecbur kalıyorsun. Yani çare bu muydu yani? 50 metre top atmaya devam edeyim. Kenan'ın yerine Larin'le Batu indirsinler topu. İndirdiği yerde kalabalık mısın? Değil. Değilsin. Değiştirebildin mi oyunu? Ancak ikinci yarıda Josef girdikten sonra. Çünkü geriden çıkış kabiliyetin arttı. Bir tane de pozisyonumuz var Batshuayi. 53. dakikada bir offside pozisyonu. Evet deliriyorum ona gerçekten. Buyurunuz efendim onu da getirelim ekrana. Batşuay ve Larin hatta aslında ama evet. Burada. Bir açısın daha verecek şimdi. Maçta verdi maç içinde. Var mı? Buyurun. Duralım hocam burada. Duralım. Hatta neredeyse seversen, Üç oyuncu. Allah'ını severseniz ya. Yani. Yok üçüncüsü kurtarabilir. Fananoftan dolayı. Teşiyere sol sağ topuk. Belki evet. Da, e, doğru. sağ sağ topuyla kurtarmıyor. Ama Larin ve Batshuayi Abi siz daha önce hangi sporu yapıyordunuz yani? Fut, daha önce futbol oynadığınız emin misiniz? Yani başka kurallar mı tabisin için? Özellikle Batu Şua'yı yani sürekli böyle offside'lere düşüyor. Ya gerçekten hafta içinde Beşiktaş antrenmanlarına ne yapıyorsunuz? Batu ile oturup video izlemiyor musunuz? Demiyor musunuz bu adama kardeşim sen bir çeviri kontrolü yapmak bunca yıldır Belçika milli takımında üst düzey takımlarda önemli center force. Her hafta böyle bir offside veriyoruz Batu Kafa mı dağınık. Ya konsantre, konsantre değil mu? demek. Düşük. O topu atan Umut değil mi? Yok umut Yok değil. Değil umut değil. Re, ee... Vida. O topu atanda da sorun var da hadi neyse Vida bir stoper. Okuyamayabilir o anda oyunu. O topu oraya atmak da sıkıntı. Batu Şahin topa dokunması. Yani baştan anlamadın diyelim ki offside dolu. Top atıldığı anda anlayıp o topa dokunmaman lazım en azından. Yani insan utanır şu topa vurmaya. İnanamıyorum yani. Bu sadece bu maçta değil. Uğur Meyke'nin sözleri sadece bu maça ilişkin değil. Bugüne kadar oynadığı birçok maçta böyle evet. boş açık offside'a düştü. 3 metre ya şu offside ve yani görüyorsun yani görmediğin bir şey yok. Bir çevre kontrolü yapar insan. Hadi top gelmedi sana geldi. Bilmiyorum, anlam veremiyorum gerçekten. Peki Uğur Bey tartışmalı pozisyonlarımız var. Onlara da bakalım. Buna da başka bir isim mi bulsak acaba tartışmalı pozisyon değil. Çünkü pozisyonlar tartışmalı değil. Ee, ekrana getirmek istediğimiz pozisyonlar var. Diyelim isterseniz. İlk Akıllarda önce, Akıllarda kalmasın diyordu şans abi. Biz de öyle diyebiliriz belki. 17 numaralı pozisyon. Bakalım. Yani Kerem'in şey işte Umut. ikinci gol öncesinde Umut Meraş'la şeyin Mustafa Muhammed'in mücadelesi. Şimdi diğer açıdan da yani diğer açılardan da göreceğiz. Burada faulün gerçek umutun faul beklediği an şu. Dizle temaslı Stoğma Sol dizle temasından dolayı mı faul bekliyor. Şimdi bakın şu şu. Evet. Şimdi hocam bu pozisyon bu bir pozisyondan fazlası. Bu pozisyon Türk futbolunun kanayan yarası. O kadar alışmışlar ki bu pozisyonlarda kendilerini yere bırakıp faul almaya. almaya. O yüzden ezbere otomatik olarak artık. Kaza hafızası oluşmuş kendilerini yere bırakıyorlar. Ve hakemler de o kadar kolay çalıyorlar ki Türkiye'de bu tarz düdükleri maalesef kötü niyetli futbolculara avantaj sağlıyorlar. Atilla Karaoğlu'nun bu pozisyondaki tavrından dolayı canı gönülden tebrik ederim. Suistimal ediliyor özellikle. E, suistimal ediliyor. Burada da suistimal istimal edilmek istendi ve Umut da herhalde hayat boyu alamayacak kadar büyük bir ders aldı. Evet bir takım temaslar var ama bir takım temaslar var diye sen savunma oyuncusun. Oradan gol yeme riskini almamalısın yani. Aldığın riske bak. Attığın taş, ürküttüğün kurbağa denklemi. Değmedi yani. E değmez tabii. Sen o, sen o denklemi hiç aklından geçiriyor musun? Hiç düşünüyor musun? Burada benim attığım taşla ürküttüğüm kurbağa dengeli mi diye düşünüyor musun? Sevgili Umut. Ya burada alamazsam ben bu faalü havuza atladım. Hakem de bu kez olsun görmedi, yemedi diye düşünüyor musun? Yani Türk futbolunun kronik problemi. Tebrikler Karaoğlan. Bir sonraki pozisyonumuz 20 numaralı pozisyon. Bu da dün akşam 45. dakika Atiba'nın elle oynadığı pozisyon. Şurada ikinci sarı kart beklentisi, sarı kartı vardı Atiba'nın 30. 31. dakikada Mustafa Muhammed'le mücadelesinde ki burada da Mustafa Muhammed'in yine arkaya geçirmeye çalıştığı topta bakın şöyle. Evet yine ikili mücadeleyi kazanıyor aslında. Beraberler. Bu ya Umut'un atak değil. Değil. Hani peş peşe elle oynamalar yapmadı Atiba. Sportmenlik dışı mı diyorum? Yani öyle belli oynama, hani oyunu ruhunu aykırı olan bir elle oynama değil. Pozisyonun içinde refleksif bir şey yaptı. Ben sarı kart gerekli görmedim. Bilmiyorum hakemler ne dediler. Onlar ben, da aynı fikirde dersin Tamam. De yani niye kart. yani niye bu bunun sarı kart olması için bana bir sebep söylemen lazım. Sarı kartı gerektiren hangi hangi gerekçeyle bu sarı bir, bir kart? Bir gerekçe var? yok işte. Bir gerekçe birisi yok. Birisi ben oluşmamış. göremedim öyle bir gerekçe. Görünüyor dolayısıyla. Klasik bir elle oynama, Klasik Her elle, 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 elle oynama, oynama sarı kart olmaz ki Aynen öyle. Sonra 23 numaralı pozisyon. Ha bu bu da ilginç bir andı. Yanlış e, offside bayrağı. Bilmiyorum. Şimdi gene, göreceğiz pozisyonu. Uzun oynadı. Bak offside bayrağı kalktı. Şimdi göreceğiz vuruş anını genelden. Ben mi acaba? ha burun. Eee Muhammedle Vida hizada gibi değil mi? Yani ayaklara Vida'nın ayağıyla Muhammed'in omuzu belki ölçülmesi gereken yerler olur herhalde. Vida'nın sol ayağıyla Muhammed'in sağ omuzu. Ama ne diyelim burada yardımcı hakem hani milimetrik öyle, belki değil mi? Öyle hissetti, öyle kaldırmış bayrağı. Ya yani burada ne diyelim ki? Çok zor yardımcı hakemlik. Varsa da milimetrik bir şey var. Öyle. mü o demek da öyle lazım. gördü, kaldırdı evet. Yani artık ne diyelim burada? Talihsiz Tabii diyelim ama. Galatasaray hızlı hata çıkıyor. Rakibi dengesiz bulabilir. Ama o anda değil. Top geriye gittiği anda kaldırıyor zaten. Muhammed oynadığı anda. Bak burada kaldırıyor. Şimdi hocam burada yardımcı hakemin bayrağı ne zaman kaldırdı önemli. Bak şimdi. Burada kaldırıyor değil mi? Bak kaldırdı. Şimdi. Daha umut vadeden eden bir atak oluşmamış. Gerçekleşmemiş. Gerçekleşmemiş. 28. 28 numaralı pozisyondayız. Yani dakika 64. Joseph'le Çıkaldao'nun bir mücadelesi oldu burada. Ben buna inanamadım. Bu pozisyona inanamadım. İtiraf edeyim. Şimdi görelim. Joseph bakın. Geriye bakıyor. ben net bir dirsek atıyor. Yani omuz. topu korumak falan değil. Dirsek omuz karışık bir şey yapıyor. Omuzu galiba Çıkaldao'nun çenesine tamam, top top gidiyor yani. Topu Topu korumak için de böyle bir hareket yapmamalısın da. Bayağı çıkal daya net bir darbe vuruyor. Joseph oyuna sonradan girdiğinde daha agresif oluyor. Böyle evet. bir tespitim var. Baştan başladığında o kadar öfkeli olmuyor. Sonradan girdiği maçlara daha öfkeli oluyor. Bu rahatlıkla hakem kırmızı kart çıkarsa asla hiçbir şey diyemeyeceğin. Çok rahatlıkla kırmızı kart doğru derdim hakem burada kırmızı kart çıkarsa. Sarı kartla Sarı kart cezalandırıldı. Derdi, anladığım ama. kadarıyla omuz olduğu için, dirsek değil de omuz olduğu için, benim anladığım kadarıyla yanlış doğru... Ben yaralayıcı buldum. Sarı kart o yüzden e, verildi. Şiddetli Dediğiniz hareket, gibi. yaralayıcı buldum ben bunu. Ben bunu hakem kırmızı kartı cezalandırsa itiraz etmezdim. Bir sonraki pozisyonumuz 39 numaralı pozisyon. Yani 90 artı 4'teyiz. Burada Kaylılar'ın bir penaltı bekledi. Nelson'la, Victor Nelson'la mücadelesinde. Birleşik bir hareketten bahsedebiliriz herhalde. Öncelikle şurada bir bakın önden ve sonra formayı çekiyor. Şurada Larin kaybetmiş değil göğsüyle Tabii topu. Tabii öne doğru hareketlenmek istiyor Larrin. Şurada. Evet. Sanki yani. bu burada penaltı verilse daha doğru öne bir karar. Öne doğru hareketlenmek istediği Olacakmış. anda Nelson evet kısa bir çekme ama zamanlaması Larry'nin öne doğru hareketlenmesini etkileyebilir. Bakın kısa bir çekme ama tam Larry'nin öne doğru hareketlenmeye çalıştığı anda. Havadayken de bakın şurada. Ya yani arkadan sarılıyor. O sarılmada bir şey yok bence. Bence o da bozuyor diye düşünüyorum. Ama buna çekme. rağmen kontrolü aldı. Sonrasında çekmeyle hafif de olsa dengesi bozuldu. Hakem bu çekmeye penaltı verebilirdi. Video hakem müdahale edemez. Bir, hakem verseydi penaltı Hakemin saygı duyardım. Hakemin kararı penaltı çekmiş. Yeterli buldu faal için derdim. Saygı duyardım. İki, video hakem müdahale edebileceği net ve bariz kapsamında değerlendirebileceğim pozisyon değil. Olması için ne gerekirdi? İki elle sarılmış olması ya da iki elle. ...itmesi yani gerekirdi. Şiddeti o kadar bariz olmalı ki... ...sana göresi bana göresi olmamalı yani. Dengesini net bir şekilde bozuyor diye. Aynı fikir. Mesela 100 hakeme gösterdiğinde... ...95'in evet... ...bozuyor demesi lazım. Net ve bariz. Clear and obvious. E 100 tane hakem da. bekliyor mu... ...bir yerlerde? Evet bugün bir pozisyon gelecek mi? Bakacağız mı diye. Ya zaten bu... ...şeyin e, haklısınız. Protokolün... ...değişmesi gündemde. Evet. Net ve bariz kelimelerini... ...çıkarmayı düşünüyorlar. Evet. Net ve bariz kelimelerini çıkarırlarsa aslında daha rahatlayacağız... ...pozisyonları değerlendirirken. Şimdi burada kabahat benim değil Protokol böyle yani. E öyle. Protokol böyle veya hakem yorumcularının değil. Protokole göre yorum yapmaya çalışıyoruz. Sana göresi bana göre önemli değil ki. Önemli olan protokol ve kitap. Bir kural kitabı var bir de protokol var. Aynı şeyi söylemiyor. Kural kitabı hakeme diyor ki bunun faal olduğunu hissediyorsan yüzde elli bir faal olduğunu hissediyorsan ver diyor. Protokol diyor ki yüzde elli yetmez. Net ve bariz olmalı diyor. E tabi bir dengesizlik oluşuyor kitapla protokol arasında. Dolayısıyla şöyle Ve uygulama düşünün. uygulama arasında. Orta hakemin e, hukuk kitabıyla video hakemin hukuk kitabı farklı kitaplar. Doğru. Birebir aynı kitap değil. Sanırım kamuoyunda kafası karışıyor haliyle. Aradaki bu çelişki de kimin hakim, sahanın hakimi olduğu şeyini körüklüyor. Karışıklığını körüklüyor. Körükler. E tabi bu bir geçiş süreci daha mükemmele ulaşmadı. Uyumu yakalayamadılar. Video daha. hakem uygulaması daha mükemmele ulaşmadı mükemmelleşecek. Çok doğal. 4 yıl, 5 yılda mükemmel hukuk yaşayarak gelişen bir organizma. Ceza hukuku da 3-5 yılda mükemmele ulaşmadı. Borçlar hukuku da e, dolayısıyla tecrübe edildikçe. Futbol hukukunun da yaşayarak gelişmesi normal. Maçtan son pozisyonumuz 90 artı 7. dakikada Gomis ile Beşiktaş kayıcısı Ersin arasında şu müdahale. Evet. Burada oyun devam etti. Sanırım hakem Ersin'in topa dokunduğunu ki dokundu. Ama önce yanlış görmüyorsam Uğur Bey. Önce Gomis'e dokunup ya da burada diyebilirsiniz ki Gomis de ayağını uzattı. İkisi de topa uzatıyor ayağını. O da tamam ama önce nasıl olursa olsun. Önce temas oluyor Ersin sonra topa dokunuyor. Eğer yanlış göremediysem. Görmediysem. Şurada bakın. Gördüğünüz evet. gibi. Önce Gomis'in sağ ayağına dokun. Bir de bu açıdan ve yavaş izlemediğiniz zaman bakın gelişte de bilmiyorum gelişle alakalı er, Ersin'in bir e, değerlendirmeniz olur mu? Ya, bariz gol şansı olur mu? Çok karmaşık yani diyorsunuz ya bazı pozisyonlar bizim ligimizde oluyor Şimdi diye. Ersin çıkışı hatalı öncelikle. Çünkü Necip normalde Gomis'le beraber koşacakken Ersin'in çıktığını görünce kaleye doğru yöneliyor. Top tacisine doğru açılıyor. Önde Necip var Gomis'in. Maçın son anı Necip faul de yapabilir. Kartı da göze alabilir yani. Ersin çıkışı hatalı. Oradan başlayayım. Ersin bakın. Ersin çıktığı için Necip koşusunun yönünü değiştirecek. Bak bak bak. bak. Kaleye doğru gidecek. Kaleye doğru gidecek evet. haliyle. Ama Ersin çıkmasa Necip Gomis'le beraber koşacak. Gerekirse faul yapacak. Kart görecek. Zaten maçın son anı. Kart görmekten orada çekinmeyecek. Dolayısıyla Ersin çıkışı hatalı. Önce onu söyleyelim. İkincisi pozisyon bileşik. Ersin önce Gomis'in sağ ayağına müdahale ediyor. Ondan sonra topa müdahale ediyor. Katılıyorum. Bir faal söz konusu. Hakem değerlendirmesi zor bir pozisyon. Hakem doğru değerlendiremedi. Zor, topun yönüne baktı. Zor. Topun yönünde taç ise doğru olduğunu gittiğini görünce Ersin topa müdahale ettiğini düşündü. Haliyle devam ettirdi. Hakemi de anlayabiliyorum. Ama faal olmalıydı. Faal olmalıydı ama hakemi yanıltan şey topun yönü oldu. De İkinci temasla topa temas temas evet. etmesi oldu. Önce gomise, sonra topa temas ediyor. Dolayısıyla faul kararı verilmeliydi. Ee, değerlendirmiş olduk mu? Başka sorumuz var ee, mı? Hakikaten şeydi zor bir pozisyondu. Değerlendirmiş olduk. Evet, karmaşık oldu. bir pozisyon. Ve tamamladık Galatasaray Beşiktaş derbisini. Var mı eklemek istediğiniz? Unuttuğumuz, atladığımız oyuncu bazında, teknik olarak, taktik olarak, hakem karar vesaire bir şey kalmadı herhalde, değil mi? Ee, Pena'nın Hakkını teslim edip bitireyim. Hatalı bir gol yediğini söyleyebilirsiniz. Beklenmedik bir toptu. Bacak arası. İyi kaleciler de böyle goller yerler bu arada. İyi kalecilerin kariyerlerinde böyle goller vardır. Şanssız, talihsiz goller yerler. Bence Galatasaray'da devre arası 3 takviye yapıldı. Zaten birini kullanmıyor. 4 takviye yapıldı pardon. İkisini kullanmıyor Semih ve Pulgar'ı. E, Gomis'i kısıtlı kullanıyor. Sadece Penya Galatasaray'ın aslında devre arasında yaptığı özgün takviye Penya çok şey değişirdi. Hem kurtardı toplar, hem kullandığı toplar, hem kullanma biçimi, hem uzun metre attı harika paslar. Dün liderliği de dikkatimi çekti. Sürekli konuşuyor, sürekli komut veriyor. Savunmayı organize ediyor. Yani Galatasaray'da dil bon servisi malum. Evet. Barcelona ile şu anda eşleşme vasıtasıyla iyi ilişkiler kurduklar, kurduklarını görüyoruz. Ee, Barcelona'nın Gerçi şimdi kiralamayla ilgili FIFA kısıtlamalar getirdi kulüplere artık eskisi bir 40 50 oyuncu kiralayamayacaklar. Ona bir kısıtlama getirdi ama Barcelona'da Galatasaray'ın böyle bir bağ kurması faydalı olur Galatasaray için. Penya ile başlayan bir kiralık oyuncu bağı kurması faydalı olur. Barcelona'nın çok iyi bir kalecisi var. Ter Stegen. Daha uzun yıllar oynayacak. Penya belki dönmeyi tercih etmeyebilir. Galatasaray eğer Penya'yı bağlayabiliyorsa renklerine ki Okan Kocuğu da var. gelecek sezon hani en kuvvetli bölgesi orası olur. Ki Muslera gibi çok deneyimli bir efsanesi de var ama futbol böyledir. 86 doğumlu Muslera. Artık yeni sezonun 36 yaşında olacak. Ve pekala ikinci kaleci olarak da devam edebilirsin. Çünkü Scott Carson Manchester City'de nasıl ikinci kaleci olarak uzun süre bekliyor ve görev nadiren geliyor. Çünkü artık o yaşlarda Muslera da Galatasaray'ın ikinci kalesi o bir planlamada. İnyaki Penya gerçekten büyük fark yarattı. Şöyle düşündürdü bana. Sağlıklı bir muslera varken kalede musterasız bir Galatasaray düşünür ha. müsünüz? Hayır. Penyeki geldiğinden beri muslerayı düşündürtmedi. Değil mi? Bu kadar tahmin etmiyorduk. Hakikaten düşündürtmedi. Yani güven telkin etti, insanların kalbinde kazandı, kazanmayı başardı anladığım kadarıyla. Kesin öyle. Yani. Bir de şey lider karakterli, yaşının üzerinde olgun, arkadaşları da kabul etmiş görünüyor. İlk başlarda bir konuşma problemi vardı. İki kere bir e, ee, iletişimsizlik yaşamışlardı. Burada göstermiştik. Bir sonra evet. iletişimsizlik yaşamıştı. Bir de Ömer'le. Ömer'le. O iletişimsizlik problemi üzerinden biraz tereddüt etmiştim. Acaba çekingen bir tip mi? Çünkü kalecinin konuşması lazım. Çekingen olma şansı yok. Yok zaman içinde Dengisini güçlü bul. bir karakterini gösterdi. Evet. Şimdi sahada izliyorum. Savunma liderliğini ele almış. Herkese komut veriyor. Herkese doğru iletişim içinde, diyalog içinde. Onu çözdü. E tabi Türkçe kelimeleri de zamanla öğrenmiştir anahtar kelimeleri. O da önemli yani Penya büyük kazanç gerçekten Galatasaray için. Uğur Bey Tolga der ki kat edilen mesafeleri de verelim. verelim. Buyurunuz. Can Bozdoğan 12.6 ile maçın en çok koşan ismi oldu. Onu Berkan ve Taylan ikilisi takip ediyor. Patrick Phanannot Uğur Meleken'in söylediği gibi eee Domenek Toran geldikten sonra performansı ve de oyunu değişen oyunculardan bir tanesi ve Umut Meraş'ta. Maçın aynı zamanda en çok topla buluşan oyuncusu olan Umut Meraş'ta 90 dakikada 93 kez topla buluşmuş. 10.7 ile en çok koşan 5. oyuncu olmuş. Takım itibariyle 114.7 koşarken Galatasaray Beşiktaş koşu mesafesinde 111.9 ile gerisinde kalmış. Rakibinin yaklaşık 3 kilometre diyebiliriz herhalde değil mi? Yaklaşık. İyi maçtı. İki takıma da teşekkür etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Temposu yüksekti. Top oynamaya çalışan. Aynen dediğiniz gibi. Bravo. 22 sporcu. Top oynama niyetinde olan iki tek direktör. Hakem de yardımcı olmaya çalıştı. İyi bir müsabaka izledik. Bir güç dört haftadır keyifli. Ya Uğur Bey, enteresan hakemin, bir şekilde. Hakemin işini zorlaştırmayan oyuncular, top oynamaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan oyuncular hakikaten değil mi? Ne kadar keyifli. Oluyor. Demek ki oluyormuş. Biz yıllarca burada dilimizde tüy bitti söylemekte. Umarız böyle devam eder. İnşallah. Şu son bir aydır lig gerçekten iyi gidiyor. Bu haftada 30 38 gol oldu yanılmıyorsam. Tolga yanlış mı söylüyorum? Geçen doğru 44. doğru bu hafta 38. 38. Yani 38. 10 20 maçta son 20 maç 82 gol. dördün üzerinde bir gol ortalaması. Var. Hatta son 30 maçın galiba ortalaması öyle. Son Sonuç hafta öyle gidiyor. Nazar değmesin. Ayakta, Çok iyi maçlar oynanıyor. Ayakta kalınca futbolcular değil pozisyon mi? devam ediyor. Pozisyon devam edince gole evriliyormuş. Bu Kesin. kadar basit. Kesin. Ayakta kal mücadele et. Kolay faal almak yerine oyunu durdurmak yerine değil mi? Beklemek yerine ayakta kal mücadele et. Bak gole Evriliyor, tahvil oluyor pozisyonda. Kesinlikle. Umarım, Mert oyna değil mi? Umarım görmüşlerdir. Futbolumuzun bu. en büyük ihtiyacı Mert oyun. Teşekkür edelim. Dün akşamki maç için hem iki takım oyuncularına, teknik direktörlerine hakikaten sahada oynamak için, futbol oynamak için varlardı. Teşekkürler. Güzel de keyifli bir şey maç izlettiler izleyenlere. Uğur Bey bir araya gideceğim. Tabii. Değerli izleyenler aranın ardından da Trabzonspor'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza başlığımız ise fırtınanın gözü Galatasaray'la Fenerbahçe'nin rekorunda. Trabzonspor bu performansını sürdürürse iki rekoru birden tarihe gömebilir. Karadeniz ekibi sezon sonu en yakın takipçisine 13 puan ve üzerinde fark atarsa Galatasaray'a ait olan 12 puanlık fark rekorunu kıracak. Trabzonspor ayrıca Fenerbahçe'nin en erken şampiyon olma rekorunu da geçebilir. Şöyle Şimdiki rekor 1967-68, 69-70 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala ipi önde göğüsleyen Fenerbahçe'ye ait. Dolayısıyla her iki rekoru da yani önümüzdeki hafta üst üste, önümüzdeki 4 hafta üst üste Trabzonspor 3 puan yazdırırsa hanesine bunların hepsini yok. En erken olmayı galiba garantileyecek. Evet. Puan farkı. Puan farkı tabii onu sezon sonuna kadar beklememiz gerekiyor. İki rekor daha var kırabileceği. Benim bildiğim başka da vardır da muhakkak. Kalan 9 maçın 8'ini kazanırsa puan rekorunu kırıyor. O rekor da 93 puanla Fenerbahçe'ye ait. 1988-89 sezonu. Sezon sonra bantları yazılırken Trabzonspor'la alakalı zaten ayrıca bir rekor bandı falan yapmak lazım. Evet, doğru. Evinde kaybetmeme, toplamda kaybetmeme, gol vs. Dünya şeyi kadar rekoru yakaladık. zorluyor. Yani 9 maçın 8'ini kazanırsa puan rekorunu kırıyor. 9 Dokuz maçın 9'unu da kazanırsa galibiyet rekorunu da kırıyor. O da Fenerbahçe'nin 29 galibiyet. 30 galibiyet oluyor. Ee, zaten puan ve galibiyet rekorunu kırarsa bunları da kırmış oluyor. En erken şampiyonluk ve puan fark rekorlarını da otomatik olarak kırmış oluyor. E tabi şimdi şöyle bir şerte düşmek lazım. Bu sezon 38 hafta. Sezonun uzunluğu fark ediyor tabi. Fenerbahçe 93 puan yaptığında 36 haftaydı yani. iki maç avantajı var Trabzon'un. Onun yanında Galatasaray 90 78 yaptığında 87 88 sezonu Tolga o da 36 maç mı ya? Ona da bir bakalım. 90 78 şampiyon olduğunda Mustafa Denizli ile 87 88 sezonu 12 puan fark yaptığında o da 36 mı 38 mi? Çok zor bir soru sordun. Derin sessizlik var. DS. Omerta sessizliği. O Denizli. 38 38'miş Orası 38. Tamam. Orada bir şey yok. Ersun Yanal e, Nisan 28'de ilan ettiğinde 34 maçtı. O da tabii büyük iş Nisan ayında ilan etmesi. Ama Trabzon o rekoru ben kıracağını düşünüyorum. En erken ilan etme rekorunu kıracağını düşünüyorum. Dileriz ben hepsine şahitlik ettim şanslıyım. Hepsini canlı hatırlıyorum. Umarız o rekorlar yenilenir. Trabzonspor hak ediyor bu sezon şampiyonluğu oyunda futbolu. Abdullah Avcı ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü Trabzonspor. Bambaşka bir takım haline dönüştü. Önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi Abdullah Avcı ile birlikte. Kazanma alışkanlığının kazanılması, oyuncuların vazgeçmemesi ya da oyuncuların oyun disiplininden hiçbir şekilde kopmaması ve bir şekilde başaracaklarına inanmaları. Hocanın herhalde oyuncularına enjekte ettiği. Çünkü arkasında durmasa Abdullah Avcı, o güveni vermese kolay değil bunu Yok. yapabilmek. Sabah gazetesi Yıkılmaz Kale başlığını atmış. Şenol Güneş Spor Kompleksi ligde 372 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor Avrupa'nın sezon boyunca süren en iyi ikinci iç saha performansına yani 21 maça imza attı. Liverpool 18, Paris Saint-Germain 17 ve Sevilla'nın 15 maçlık performansları bu devleri geride bıraktı. Ligde iç sahada eee son yenilgisini 372 gün önce Aytemiz Alanya Spor'a karşı 3 birlik skorla alan Bordo Mavililer 21 maçtır ki bu 21 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik aldı. Mağlubiyet yüzü görmedi bu sekansta en başarılı ekip oldu. Majör ligler ve süper ligin baz alındığı araştırmada Abdullah Avcı'nın öğrencileri sezon boyunca devam eden iç saha serisinde 118 takım arasında adını ikinci sıraya yazdırdı. Trabzonspor sadece 24 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi yapan Real Madrid'e geçildi. Yukarıda başlıkta da söylediğimiz gibi Liverpool 18, Paris Saint Germain 17, Sevilla 15 ve Chelsea 10 maçtır evinde yenilmiyor. Bu devleri geride bıraktı. Fırtınanın yeni evi Şenol Güneş spor kompleksinde bu süreçte en çok ağları sarsan futbolcu 11 golle vaka oldu. Nijeryalı yıldızı Canini 8, Bakasetas 7 ve Cornelius 6 golle takip etti. Gol hani 11 gol atmış az diyeceksiniz ama gol yükünün birçok oyuncuya dağılmış olduğunu da buradan e, yazmış gazete. Stefano Densville görüşme masasında Trabzonspor'un sezon başında Bologna'dan kiraladığı Stefano Densville özellikle son haftalardaki performansıyla büyük beğeni topladı. Teknik direktör Abdullah Havcı'nın da çok beğendiği Hollandalı stoperin takımda kalmasını isteyince yönetim oyuncunun menajerini Türkiye'ye çağırdı. Densville'in Bologna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Çok fazla uyum sorunu yaşamadan hızlı bir şekilde takıma şehre adapte oldu Densville. Ee, Sol bekte oynadı uzun süre. Sonra Edgar Yen'in sezonu kapatmasıyla birlikte stoperde Vitor Hugo'nun partneri oldu. Vitor Hugo'nun sezonu kapatmasıyla birlikte iki oyuncuya da geçmiş olsun diyelim. Bu sefer de Ahmetcan da birlikte ikili oldu. Yine o ikili de işliyor Trabzonspor'un savunma göbeğinde. Çok büyük iş değil mi? Dersilen yaptığını öyle. çok fazla anmıyoruz. Tebrik etmek lazım. Önce savunma göbeği Edgar Hugo'ydu. Ee, çok da alışık olmadığı ikinci pozisyonu sol bekte oynuyordu. Doğru. Gerekeni yaptı. Doğru. E sonra bir bunlardan biriyle partner oldu. Sonra diğeriyle partner oldu. Sonra derken yanına 2003'lü bir çocuk geldi. E stoper partnerine bağımlı pozisyon hep söylüyorum. Yani Dersfield'in performansı burada küçük söylemek lazım. Büyük iş başardı. Daha 28 yaşında kontratında bitiyor olması müthiş fırsat Trabzonspor için. Yani şu anda zaten sözleşme görüşmeleri yasal olarak yapabiliyor bu oyuncu ve de elinde Trabzonspor'un sezon boyunca hep transfer başarılarından bahsediyoruz ama bir kez daha analım. Densville'de çok başarılı takviyelerden. Bir tanesi Bilmiyorum. kesinlikle. Ee, diğer konuya da değinmek isterim. Diğer başlığımız Uğur Çemin araştırması genç kardeşim. Tebrik ederim. Böyle haberlerini sıkça alıyoruz. Yalnız şu majör ligler artı Süper Lig kriterinden artık lütfen çıkalım yani. Beş büyük artı 5 büyük artı Süper Lig diye bir evren yok. Yani bu evreni biz yarattık. Çünkü bu evreni hangi kriterle yarattınız söyleyin bana yani. Beş büyüklükte süperlik hangi evrende bir araya geliyor? İnsanların seyretmeyi tercih edeceği ligler alt alta sıralanıyor işte. O zaman Malta'da da beş büyüklük artı Malta ligi diye hissesizlik yaparlarsa bir bize gerçekçi gelir mi? Gelmez. Gelmez değil mi? Slima Wanderers takımı Avrupa'nın üst üste iç sahada en az yenilen takımı. Neden? Çünkü majör ligler artı Malta ligine baktım. Şimdi Peki, sana bu inandırıcı geliyor mu? Hiç gelmiyor da şöyle bir öneri o zaman. Sizce bir sıralama, bir kıyas yapacak olsa kiminle kıyaslayacağız? Kendimle? Top 15 ligi alman lazım. Çünkü biz şu anda geçen sezon 13. kapattık UEFA sıralamasında. Aktüel sıralamada 19. yüz. Ama onu yani şey yapmak istemiyorum yani dikkate almak istemiyorum. Görmezden geliyorum onu. <laughs> o yüzden geçen sezon en az 13. kapattık madem. Top 13 ligi alın veya top 15 ligi alın. E o da çok uzun olacak. 13 tane ligi alt alta sıralamaya kalkarsan o da kıyas anlamında çok ucuz. Şey uzun olacak. Ne bileyim bizim aralığımız 9 ile 14 müdür? 5 normalde tane, oralarda dolaşıyoruz. 9'da zaten. 14 arası. O o o takımlara o şey o ülkelerin futboluna. O ülkelerin takımlarına bakacağız demek ki. Ama şimdi oralarda kim seyrediyor? Yani adama diyeceksin ki mesela Malta örneğini verdiğiniz için Malta işte şöyle bir ortalama yapmış. Biz de böyle bir ortalama yaptık. Kıyas oluşmayacak Yok, ki. Yok Malta'yı al demiyorum ama Rusya'yı, Belçika'yı, Portekiz'i Yunanistan'ı. Bunlar daha gerçekçi oluyor diyor. Gerçekçi. Ukrayna'yı bunları alman lazım. ya Hollanda'yı. Hollanda'yı bile almıyorsun ya. Beş büyüklük artı Türkiye. Hollanda'yı hiç şey yapmıyoruz ya. Ciddiye almıyoruz. Evet, şu an yedinci sırada galiba UEFA ülkesi almasında. Ya bu majör ligler artı Türkiye diye bir şey oluştu yani. Bir evren oluştu. O evren hangi gerekçeli oluştu? Yani şey gibi ya. Marvel evreni gibi yani. Yeni bir şey üretildi. Yani yeni bir şey türetildi. Metaverse. Ama gerçeklikten uzak yani. Gerçek evrenimiz bizim. Olsa olsa top 15 lig olabilir. 5 büyüklük artı Türkiye Ligi Metaverse yani bizim yarattığımız ve gerçeküstü bir şey yani. Peki bunu bizim ülke sıralamasındaki yerimiz değiştikçe de update edecek miyiz listeyi? Tabii, tabii. Mesela şimdi 15-20 arasına bakmamız lazım herhalde. Şu an ilk 20'ye bakabilirsin. 15-20 arasını nasıl tanımlayacaksın? İşte 20 tane i̇lk 20 lige da... bakmalı. Ben yapıyordum abi. Ben editör olarak çalıştım 4 sene. Hiçbir zaman 5 büyüklük artı Süper Lig diye bir istatistik yapmadım. Top 10 lig, top 15'lik diye yapıyordum. Yani zaten bu iş emek işi yani. Emek evet, vermezsen yemek olmaz yani efor sarf edeceksin. 5 büyük kart süper nedir? Hangi evrende buluşturuyorsun bunları? Bizim izlediğimiz ligler mi? Bu şey sıfatı ne yani bunun tanımı ne? Tolga çok uğraştım seni kurtarmaya ama kurtarırın yok gördüğün gibi. Çok... Tolga yapmamış ki gazete yapmış. Ben ayrıca Bundan sonraki işleri için söylüyorum. Değerli meslektaşım <laughs> kardeşimin anlayışına sığınarak söylüyorum bunu. Ve ayrıca öz olarak da söylemiyorum. Sakın üzerine almasın. Elbette. Çok da baş, baştan da söyledim. Sık sık haberlerini alıyoruz. Çok da güzel haberler yapıyor. Belli ki tanışmıyorum ama çok başarılı buluyorum uzaktan. Eline Kendisine tebrik ederim. Şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Abdullah Havcı öncesi ve Abdullah Avcı geldikten sonra neler oldu diye bir grafiğimiz var. Abdullah Avcı öncesinde Abdullah Hoca öncesinde puan ortalaması 0.8 iken bu 2.2'ye çıktı. Galibiyet oranı 12.5'ten %63.9'a çıktı. İnanılmaz bir artış olduğunu söyleyebiliriz bunun. Kat be kat. Attığı gol 1.3'ten 1.6'ya. Gol beklentisi buna mukabil yine 0.7'den 1.6'ya yükselmiş Abdullah Hoca ile birlikte. Ancak net gol pozisyonu kaç kat artmış Uğur Bey? Uğur Bey? Nerede? 0.5'ten 2.1'e yükselmiş. 4.2 kat tam, tam olarak. Evet. İsabetli orta. Ha, tabii bakın yediği gol de. Yani daha fazla gol şansı vermiş. Gol beklentisi 1.6 pardon o gol yedi gol değilmiş özür dilerim ya. Yediği gol 0.7 hoca ile beraber düşmüş. Öncesinde ise 1.9'muş yani neredeyse 2. 2.5, 3 katı neredeyse. Evet. Evet. Azaltmış onu da yani. Tabii. Hem daha fazla gol atıyor hem de daha çok daha az gol yiyor. Tabii e, nereden başlayayım bilemiyorum. Eddie Newton'a saygıyla değerli bir spor adamı. Futbolculuğunu da hatırlıyorum. İyi bir ön oydu. Chelsea'nin o yıldızlar topluluğu kadrosu oluşmadan hemen önce Abramovich döneminden hemen önce Chelsea takımının emekçi orta saha oyuncularındandı. Tırnaklarıyla kazıyarak bir futbol kariyeri yaptı. Chelsea'nin teknik ekibindeydi Trabzon'a gelmeden önce ama Chelsea'nin teknik ekibindeki rolünü biz galiba biraz yanlış değerlendiririz. Çünkü Chelsea teknik ekibinde kiralık oyunculardan özellikle sorumluymuş. Kiralanan oyuncularla ilgileniyor, altyapıyla ilgileniyor. Onların A takıma geçişi ya da gidişi bu tarz raporlar hazırlıyormuş. Bir tür scouting, arama tarama aslında Edin Newton'un uzmanlığı. Zaten şu an Başakşehir'de onu öyle bir departmanda kullanıyor şu an Başakşehir Kulübü'nde görevli Edin Newton. Ama arama tarama kabiliyetinden faydalanıyor Başakşehir'in. Çok da doğru yapıyor. Trabzonspor Edin Newton'u o anda işte e, tek ekip içindeydi. Bir şekilde A takım görevi verdi. Belki de vermemeliydi. Yani ve Ahmet Ağaoğlu'nun çok doğru kararı var ama verdiği yanlış kararlardan biriydi. Sevgili dostum Nevzat Aydın çok güzel bir e, yorum yapmıştı bu konuyla ilgili. Ünal Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir getirdiler de ya yardımcısı ona. Evet. Hüseyin Çimşir'in yerine de Edwin Newton'u getirdiler yardımcısı. Edwin Newton'u gönderirken demişti ki ya Newton'un bir yardımcısı yok mu? Niye onu göreve getirmiyorsunuz demişti Abdullah Avcı'la anlaşırken. Trabzonspor maalesef o dönemde böyle bir süreç hem Hüseyin Çimşir kararı hatalı, hem Newton kararı hatalı. Evet. O dönem hatalı teknik tek adam kararları aldı. O yüzden bu istatistikleri kıyaslayınca da Newton dönemi o kadar kötü ki bir de iki tane biliyorsun Chelsea'den kiralık çok da başarılı olamayan bir önlü libero, bir center forward getirildi. Afobe ve Louis Baker. Dolayısıyla hani o arama tarama kabiliyetinden de faydalanamadı Trabzonspor. Newton'la doğal olarak yolları ayırdı. Mesela Vitor Pereira'yı burada sık eleştiriyoruz ama her zaman da hakkını teslim ediyoruz. Türk futboluna Kim Minje diye bir adam kazandırdı. Hatta Miguel Crespo'yu da ekleyebiliriz onun yanına. Yani arama tarama kabiliyetini Fenerbahçe'nin faydasına kullandı. Slaven Bilic her zaman onu anarken Atiba ile beraber anarım ben. Ya Atiba'yı Türk futboluna kazandıran adam ki transfer dilinde hepimiz eleştirmiştik. Ya PSV'den 30 yaşında oyuncu alıyorsun. Kanadalı, Sabek oynamış en son. Vesaire vesaire. Adam 9 yıldır Türkiye Ligi'nin tozunu atıyor. Ayrıca Lanzini'yi de almak istemişti. Bilic çok fazla almak istemiş. Sonra Lanzini Premier Ligi aldı. Orada gayet verimli oldu. Bilice ve Pereira'ya baktığın zaman çok yani doğru sözcüğü seçme, çok namuslu bir şekilde katkı yapmışlar kulüplerine. En iyi bildikleri oyuncuları, en iyi oyuncularını getirmeye çalışmışlar. O yüzden onlara yeri gelmişken ikisi de kazandırdıkları oyuncu için, Atiba için, Kim Minci için, Miguel Crespo için teşekkür etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz ve Foto Maç gazetesine geçeceğiz. Değerli izleyenler başlığımız ise vites arttırdı. Kanarya sezon sonu yaklaşırken gaza bastı. Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu dönemde rakip ağları 12 defa sarstı. Kalesinde 5 gol gördü. Devler Ligi iddiasını sürdürüyor. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış oldu. Fenerbahçe Diego Rossi resital sundu demiş. Haksız da değil. Kesinlikle. Başyapıt. Evet gazete bu ifadesinde. Kanarya ligde performansını yükseltirken deplasman sorununu da aştı. Sarı lacivertliler 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Sırasıyla Giresunspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'dan sonra Aytemiz Alanya Sporu da mağlup etmeyi bildiler ki zor maçtı konuştuk burada ayrıntılarıyla. Kalan 9 haftada 5 maçı içeride 4'ü deplasmanda oynayacak Fenerbahçe diyor vites arttırdı başlığıyla. Şimdi ha Sabah gazetesi. Kim Kore'de Arda'yı parlattı. Fenerbahçe'nin genç yeteneği tüm dünyada adını duyurmayı başardı. Güney Koreli futbol yazarı Jason Hansin Lee, vatandaşı Kim Min Jae'ye sarı lacivertli ekibe transfer olduğu için teşekkür ederek bize Arda Güler gibi Türk futboluna damga vuracak bir yeteneği izleme fırsatı verdi. Yorumunu yaptı. İyi ki Fenerbahçe'ye gitti diye değerlendirmiş yazısında. Şurada Samandıra'da herkese karşı çok saygılı olan Arda çocukluğundan bu yana gelen Mesut Özil hayranlığını gizlemiyor. Tesislerde sürekli dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla vakit geçiren 17 yaşındaki genç futbolcu Mesut'tan tavsiyeler alıyor. Bu sezon ligde 6 maçta forma giyen Arda Güler bir gol iki asistlik performans göstererek kısa zamanda Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi. Sadece Fenerbahçe taraftarının değil e, muhtemelen tüm futbol severlerin sevdiği bir oyuncu bir genç kardeşimiz haline geldi. Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber var. Bir ay önce sakatlanan genç oyuncunun yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu ancak Ferdi'nin beklenenden hızlı iyileştiği bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği ifade edildi. 22 yaşındaki oyuncu takıma katılırsa Konyaspor İttifak Holding Konyaspor maçında kadroda yer bulabilecek. Ya tabii doktorlar ve kendisi en iyi bilecektir ama hani şeyden önce beklenenden önce iyileşmeler zaman zaman daha büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Çok dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Fener şey Ferdi, e, hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun yine çok şey beklediği, ihtiyaç duyduğu beceride, görüşte oyunculardan bir tanesi Kesinlikle. Vizyonda oyunculardan bir tanesi. Kesinlikle. Ama daha önce sakatlandığında bu çocuk doğru zamanda döndü. Bu çocuk çok akıllı bir çocuk bence. Bu kadar Fenerbahçe'deki türbülansla ayakta kaldı. Bu kadar doğru. tek direktör değişiminde çok fazla etkilenmedi. Her oynadığında 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bile oynasa gerekeni yaptı. Ben çok güçlü karakter oluşuyor Ferdi Kadıoğlu'nu. Ya yani iyi oyuncu olduğu kadar güçlü karakter. Gelecekte hangi takımda olursa Fenerbahçe dahil potansiyel kaptan adayı. Bu yaşta gösteriyor. Geleceğin kaptanı, geleceğin lider oyuncusu Ferdi Kadıoğlu. Diğer detaylara gelince Mesut Arda ikilisi elbette güzel bir ikili. Sevimli. Mesut'tan muhakkak öğrenecek çok şey vardır Arda'nın mesela Muslera Penya ikilisi için de benzer bir şey düşünüyorum. Muslera da çok sevimli bir karakter. Muhakkak Penya ile beraber çalışması Penya için de artıdır, avantajdır. Atiba'nın 5 yaş orta oyuncularına eminim çok şey kazandırıyordur. Hatta tüm oyuncularına. Ben onunla antrenman yapıyor olsam sürekli Atiba'yı izlerdim. Bu tarz tabi yaşayan efsanelerden ligimiz için faydalanmakta fayda var. Ama bir pozisyon geliyor aklıma. Şu hafta sonu Alanya maçında free kick kazanılıyor. 22-23 metre yani topun başında Mesut var. Serdar Dursun var. Doğru. Bir oyuncu daha vardı yanılmıyorsam. Ve bir Serdar daha Dursun. Vardı. Evet. Serdar Dursun bir nasıl denir? Antrenman yapıyorlar. Antrenmanda kullanılan bir cihaz var. Topu yerleşiyor. O böyle 120-130 km şiddetle merkeze gönderiyor. Sanki o makineye koymuşçasına 0 2 kattı barajın üzerine. Öncesinde Mesut bayağı bir bekledi. Hatta da hakem, konuştular. Hakem işareti verdi. Mesut bekleyince hakem hadi atabilirsin diye bir de uyardı. Evet. Acaba orada ikili mi anlaşamadı yoksa Mesut vursam mı diye. Benim aklıma o geldi. Acaba vursam mı diye düşündüm. Hayır Mesut'la Serdar Türkçe konuşsa Türkçe anlaşır. Almanca konuşsa Almanca anlaşır <laughs> yani. Hangi dilde konuştuğunuzu da o fırki Serdar Dursun ki bence Serdar Dursun'un yerine göre biraz daha yakın orası. O kadar kısa mesafe toplarda daha ince şutlar gerekir. Serdar zaten öyle bir şut atmadı. Serdar. Sert şut kullandı. Tabi barajdan birisini yaralamaya yatkın bir top attı. Barajı geçerse gol Ama barajı geçmesi için... Adam eksiltir. Tabii içinde delik olması lazım oyuncunun. <laughs> i̇çinde delik olmadığı için doğal olarak oyuncudan geri döndü top. Şimdi o frekin hangi, hangi sahiplerle, hangi gerekçelerle Mesut değil Serdar atar. Yani ben ayar aklı şey aklım almıyor. Mesut o zaman sahada niye var? Mesut'un zaten sahadaki varlık nedeni bu. Zaten akan oyunda o kadar hareketli değil. Eskisi kadar fiziksel seviyesi iyi değil. Dinamik değil. Maçında sıkça kayboluyor ama duran top olursa iyi kullanır diyorsun. Duran top oluyor. Duran topu da konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar. ne konuştular acaba? Darmıştat'ta senkiler, iyi mi? Sağlıkları, saatleri yerinde mi filan dedi Serdar'a. Ondan sonra ayrıldı herhalde oradan. Yani inanamıyorum yani. Hayır konuşuyorsun bile. Konuşmasan tamam. Konuşup ne konuşursun da o fırakiyi Serdar kullansın, kararı alırsın. Hani konuşarak bu sonuca varmak benim aklım almıyor. Aklıma gelmiş ona değineyim dedim. İyi yaptınız. bu Fenerbahçe dönüşüme gelince 5 maç 13 puan dönüşümde. Şimdi Fenerbahçe'nin gerçekten kaliteli bir kadrosu var. Bakın Ferdi'yi andık. Daha evet. kontrat imzalamadı. Yeni sezonda promiyerliğe gitse şaşırır mısın? Şaşırmazsın. Promiyerlik seviyesinde bir oyuncu. Yeni sezonda gitmezse başka zamanda gidebilir. Arda Güler'i andık. Yeni sezonda İspanya devlerine, İngiltere devlerine gitse şaşırır mısın? Şaşırmazsın. O seviyede bir oyuncu. Fenerbahçe'de bu seviyede Altay Bayındır var. Değil mi? Beş büyük lige rahatlıkla en iyilerine gidebilecek. Atilla Salah'ı var en babalarına, en iyi takımlara gider. Kim Minje var. En iyilere, en üst seviyeye gidebilir. Ozan Tufan Premier'den geldi zaten. Şu anki seviyesi iyi değil ama demek ki oralara gidebilecek oyuncu. İrfan Can var. Gidebilir oralara, gitse şaşırmaz. Devam ediyorum. Pelkasa şaşırmaz. Mert Hakan bile sayılabilir. Beş büyüklükte gidebilecek oyuncu. Ya bu kadar çok zaten Fenerbahçe'nin elinde 5 büyüklük potansiyeli olan oyuncu varken Fenerbahçe'nin sezon başından beri bu performanslara ulaşamıyor. Yani 5 maç 3 puan yakalayamıyor olması anormal. Yani şu anki anormal değil İsmail Kartal'la yakalanan. İsmail Kartal ortalama bir tek direktör performansı gösterdi. Oyuncunun zincirlerini çözdü. Zincirlerini çözmesi yetti. Fenerbahçe'nin zaten bu kadrosu daha fazlasını yapmaya muktedir. Peki Uğur Beyciğim şimdi... Şampiyon... Diego Rossi'yi saymadım o da var. La Liga zaten birçok takım adı geçmişti. Sonradan olmadı. Bilmiyorum La Liga'ya niye gitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne de bakacağız. Tabii. Kalan süremiz içerisinde. Bu akşam iki maç ve yarın akşam yine iki maç var. Değerli izleyenler. bir bir bitti Manchester United-Atletico maçı. Ve diğer karşılaşmada 2-2. Değil mi Ajax-Benfica maçı. Evet. 2-2 bitmişti. Yarın da Juventus Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Saatler hep 23. Evet. Bu maçta 1-1 bitmişti. Ve Chelsea e, Lille deplasmanına gidiyor. Chelsea ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Manchester United e, hafta sonunda son dönemde oluşan e, kara bulutları dağıtmaya meyyal çok iyi bir müsabak oynuyor. Cristiano Ronaldo'nun da head track ön plana çıkmasıyla moral buldu. İyi bir toplum maçı oynadı. Fred de büyük ölçüde övgüleri, topladı. Hem maçtaki iyi oyunu hem yaptığı asistinde etkisiyle. Bruno Fernandes siz de Manchester United'ın iyi oynayabileceği, farklı bir oyun oynayabileceği de konuşuldu. Bruno Fernandes de biraz tartışıldı. Onlarla beraber iki sahada olduğunda hep Bruno'nun performansı düşüyor deniyordu. Şimdi Bruno'suz da Ronaldo'nun performansının yükseldiğini gördük. Orada enteresan bir çelişki oluştu Manchester United için. Ralf Rangnick, hani bu maç bizim için kritik. Bu maça %100 konsantre olmamız lazım. Ve taraftarın da bu maçı farklı ele alması lazım. Biz bir e, şampiyonlar takımıyız ve burada varlığımız sürdürülmesi için e, taraftarın da bunu bu şekilde benimsemesi, kabullenmesi lazım dedi. İyi de bir sonuç döndü ilk maçta. Sıfırdan başlıyor her şey. Atletico için de Liga'da işleri iyi gitmiyor. Önceki sezonların aksine kolay gol yiyorlar. Şampiyonluk yarışından koptular. Hatta şampiyonlar gibi pozisyonları içinde zor bir konuma düştüler. Çünkü Barcelona'nın çok iyi bir çizgisi var. Sevilla'nın buradan şampiyonlar biletini vermesi pek olası değil. Yani Real Madrid, Sevilla, Barcelona 3 bileti alacağını varsayarsak dördüncü bilet için bir rekabet olacak. Atletico oraları zorlayacak. Bu koşullar altında Manchester United'ın Atletico oynamak için en iyi zaman. Ronaldo Atletico'yu çok seviyor. Kariyerinde galiba en çok oyattı takım Atletico. Diego Simeone'nin kariyerinde Ronaldo olmasaydı iki tane şampiyonlar kupası olabilirdi. Yani kariyerindeki en büyük kabusu. O yüzden Manchester için evet kötü bir sezon geçiriyorlar. Ama Atletico ile oynamak için de en iyi zaman. Gecenin diğer maçı Benfica Ajax mücadelesi. Haller'in biraz Ajax'lı Haller'in e rakibi Benfica'yı oyunda tuttuğu bir karşılaşma oldu. Talihsiz bir kendi kalesine gol gerçi çok kısa bir süre sonra ikinci golü de atmayı başarmış ve takımını 2-1 öne geçirdi ama yarımçuk oyuna girdikten sonra bayağı bir oyunu domine etmiş Benfica'da ve takımına 2-2 eşitliği getiren pozisyonu, golü üretmişti bu maç için ne dersiniz? İki takımında Avrupa'nın pozitif futbol oynayan, topa sahip olma, domine etme, örerek hücuma gitme, pasla hücuma gitme stratejileriyle İkinci halka takımlar için ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ajax'ın da e, bu jenerasyonunda Erik Ten Hag'ın da sezon sonu ayrılma ihtimalini göz önüne alırsak bir şeyler kazanmak istiyorsa bir yerlere gelmek istiyorsa kritik bir maç. Ajax bunu kaybederse şampiyonlarını yürüyemezse gelecek sezon için Manchester United'da çok daha fazla adanılacak ki Manchester United'ın adaylarına baktığınız zaman işte Pochettino konuşuluyor, Erik Ten Hag konuşuluyor ama Erik Ten Hag ayaksa yürüyemezse daha fazla ismini alınma ihtimali kuvvetli. Erik Ten Hag ayak Erik Ten Hag Ajax'la yürüyeceği noktaya ulaştı. Diyenler de var. Yani buradan öteye gidemiyor. Çünkü çok fazla oyuncu kaybediyorlar. Her parlayan oyuncuyu Avrupa'nın 5 büyük ligine doğal olarak ihraç ediyorlar. Ten Hag'ın da belki getirebileceği en üst seviye, çıkabileceği en yüksek çıta bu genç takımla ve sürekli oyuncu kaybeden takımla evet bu olabilir. Ama bunu test maçı değil mi bu? Benfica'ya geçerlerse sonraki eşleşmelerine bakacağız, sonraki performanslarına bakacağız. Daha fazlasını yapıp yapamayacağını göreceğiz. Ten Hag fazlasını yaparsa kalma ihtimali artar. Oyuncuların da kalma ihtimali artar. Yıldız oyuncuların, parlayan oyuncuların. Ama fazlasını yapamazsa hem Ayaksan her parlayan oyuncu 5 büyük gitmeye devam eder. Hem de Ten Hag orayı hedefler. Zaten yakın çevresine Manchester United ihtimaline çok sıcak baktığını söylüyormuş. Pek onun da kalmaya niyeti yokmuş gibi Bu kez yazılıyor. Evet. evet. Bu kez evet. Gitmeye ha. niyetli. Şimdi e, yarın akşam oynanacak karşılaşmalardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea Lille deplasmanına gidecek dedik. Onunla ilgili e, Thomas Tuchel hocamızın bir bu seyahatle ilgili bir şey var, değerlendirmesi var. Uçak var diyor gitmek için. Eğer uçak olmazsa trenle gideriz diyor. Tren olmazsa otobüsle gideriz diyor. O da olmazsa minibüsle gideriz demiş. Bu hocayı bunu söylemeye ne sevk etmiş Uğur Bey? Benim aracım 7 koltuklu diyor. 7 oyuncu, 6 oyuncu kendimle beraber götürebilirim diyor. Haklı Tuhel, çok haklı. Çünkü tabii ki bu e, sarkastik bir yaklaşım. Maalesef İngiltere Futbol Federasyonu Chelsea'nin seyahat harcamalarını 20 bin poundla kısıtladı. Yani bilet satışını kısıtlayabilirsiniz, oyuncu satışını kısıtlayabilirsiniz, ama seyahat harcamalarını 20 bin poundla kıyaslanması ben e, futbol tarihinde yapılmış en anlamsız hamlelerden biri olarak değerlendiriyorum ve hesap yapıyorlar. İngiliz seyahati 20 bin pounddan fazla tutuyormuş eskisi gibi giderlerse eski yöntemlerle uçak, mazot vesaire bu masraflarla 20 bin pound'dan fazla tutuyor. Tuhel'e bu sorulduğunda Tuhel diyor ki sezon sonuna kadar kesin olarak buradayım. Asla şüphe yok. Ne olursa olsun biz bu sezonu bu ekiple tamamlayacağız. Uçakla gidemiyorsak otobüsle gideceğiz. Otobüsle gidemiyorsak benim arabam 7 koltuklu oyuncuları teker teker taşıyacağım diyor. Ne diyebilirsin? Thomas Tuhel çok haklı. İngiltere, İngiltere hükümeti çok haksız. Burada ve Premier Lig bu tip dengesizliklerin olabileceği bir yer değil. İnanamıyor İnsanın insan değil mi? İnsanın aklına gelmez. E, böyle bir şeyden bahsedecek olsa yak canım Premier Lig'de olmaz dersin. Değil mi? Yani markayı bize deliyorlar biraz. Ya işin savaş boyutunu konuşmuyoruz sakın yanlış anlaşılmasın. İnsani boyutu zaten e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi e, eğer hayat memat meselesi değilse savaş cinayettir. Bir milletin Geleceği söz konusu değilse, savaş cinayettir. O konuda hiçbir şey yok. Buradaki uygulamadan bahsediyoruz, İngiltere'deki uygulamadan. Premierlik futbol evet. üzerinde ki yoksa başka türlü yaptırımlar uygulanabilir. Mi? Manasız oluyor yani. Sporcunun kabahati ne burada? Abramovich'in teknik e, direktörü Abramovich'in direkt ya da endirek ilişkisi olabilir. O inceleniyor. Hatta bugün yeni evraklar çıkmış. E, petrol şirketini Rus hükümetinden 250 milyon dolara alıp 13 milyar dolara sattığına dair İngiliz medyasında bugün ben haberler okudum. Buna diyecek bir şeyim yok. Bu kriminal bir mesele. Bu başka. Ama sporcunun suçu ne? Tamam aksine onları da mağdur edeyim. Neyse. Ee, bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeden bunu da dile getirmiş olalım. Süremizin de sonuna geldik. Bu şeyle. Bir fotoğrafımız vardı. Onu artık yarın isterseniz. Tabii. Messi, Suarez ve üçüncü kimdi? Neymar. Neymar. Onu yarın konuşuruz. Çok teşekkürler Uğur Melek'e. Teşekkür. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.